İyi akşamlar, iyi geceler değerli izleyiciler. Teketek'te beraberiz. Teketek Bilim bu akşam bilim konuşacağız ama bilimin biraz daha ne diyeyim günlük hayatımıza yansımasıyla ilgili konuları ele alacağız. Meselemiz iklim, meselemiz daha doğrusu su, iklim değişikliği nedeniyle ya da iklimdeki oynamalar, iklimin hava durumuna etkisi nedeniyle şu anda içinde bulunduğumuz garip durum. Bugün İstanbul 20 derece falan civarında. Anadolu'nun her yeri öyle. Bugün akşam üzeri Kapadokya'dan geldim. Hava 15 derece. Normalde bu mevsimde her yer kar altında olur Kapadokya'da. Gömlekle gezdik sokakta. Her yerde böyle bir garip bir hava var. Bu neye değaret ediyor? Ve bunun yanı sıra tabii en önemli şeylerden bir tanesi de iklimle ve havayla beraber sıcak havaya mı sıcak hava iyi olunca su yok ortalıkta. Yağmur yağmıyor. Kar yağmıyor, bir garip bir ortam var. Bütün bunlar neden oluyor ve Türkiye'yi kısa ve uzun vadede nasıl etkileyecek? Bunları konuşacağız. Çok değerli konuklarım var. Profesör Doktor Levent Kurnaz, hepiniz tanıyorsunuz. Daha önce teke teke defalarca konuk oldu iklim konularında. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Merkezi Müdürü, yani işin göbeğinden geliyor. Eren Atak ilk kez geliyor. Eren Hanım sağ olsunlar, bizi kırmadılar. WWF Türkiye Tatlı Su Programı kıdemli uzmanı, WWF Dünya Doğal Yaşam Dünya Doğayı Koruma Vakfı, World Wildlife Foundation. Worldwide Fund for Nature, Türkiye Doğal ama Türkiye'de WWF Türkiye olarak geçiyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı. Evet. Ve Dursun Yıldız, Dursun Bey de daha önceler teke teke defalarca konuk oldu. Artık ahbap olduk Dursun Bey'le. Hatta bu akşam programı o yönetecek, yeni verim. Olmaz mı hocam? Aman aman. Çünkü siz soruları benden daha iyi sorup benden daha iyi cevaplıyorsunuz konuya hakimiyetiniz dolayısıyla. Teşekkür ederim. Herkes de zaten arkadaşınız, dostunuz. Kendine cevap verecekti. Onu evet, konuştuk evet, ama. Evet. Siz de kalsın. Ne oldu? evet, hoş geldiniz. Hemen nereden başlayalım? Dursun Hocam, nereden başlayalım? Dünyadan başlayalım. Niye dünyadan başlayalım? Sonra Türkiye'ye geliriz. Peki, dünyadan başlayalım. Buyurun, başlayın dünyadan. Dünya su konusunda ve iklim öyle başladınız ki dünya. Su ve iklim değişikliği konusunda gerçekten başı dertte. Gezegenimiz son iklim değişikliğiyle ortaya çıkan su, enerji, gıda ve ekolojik dengedeki bozuklukların baskısı altında. Ama şöyle bir biraz önceye gidecek olursak 20. yüzyıldan başlayalım isterseniz, 21. yüzyıla çabuk gelelim. 20. yüzyılın başlarında su kaynakları üzerinde havza bazında bir yönetim anlayışı yürütülüyordu. Dünyada. Tabii. Sonra 21. yüzyılın ortalarında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeşil devrim diye bir kavram ortaya çıktı. Entensif tarım, işte hızla artan nüfusun beslenmesine yönelik olarak yapılması gerekenler. Çünkü o nüfusu besleyebilmek için daha önceki tarım teknikleri yeterli değildi. Sonra su yönetimi buna kendisini adapte etmeye çalıştı. Sulamayla bağlantılı ürün artışı gerçekleşti. Ama sonra 1900'lerin başında 50 olan siyasi sınırları belli ülke sayısı 20. yüzyılın sonlarına doğru 190'a çıktı. Ve bunun ne alakası var suyla, su yönetimiyle? Çok alakası var. Çünkü sınır aşan sular 50 ülkenin sınırı aşacağı yere 190 ülkenin sınırını aşmak zorunda. Ama bunların içerisinden 145 ülke diye düzenleyelim. 145 ülkede sınır aşan su var. Dünyanın nüfusunun %45'i bu havzalarda yaşıyor. Su havzalarında. Sınır aşan su havzalarında. Yani riskli. Peki bu sınır aşan sular bir ülkeden diğer ülkeye geçerken herhangi bir uluslararası hukuk kurallarına bağlı olarak yönetilebiliyor mu? İşte 1950'lerin başında Fatih Bey, Birleşmiş Milletler bununla ilgili çalışmaya başladı. Kaç sene sürdü biliyor musunuz bu çalışma? 30. Bravo, 25 sene sürdü. 25 sene sonra ortaya bir tekst çıktı. O tekstin üzerinde tartışmalar da bir 5 sene sürdü. 1987 yılında Birleşmiş Milletler'in sözleşmesi, Türkiye, Çin, Burundi hayır dedi. Buna rağmen kabul edildi. Ama biz imzalamadık. Biz imzalamadık. Ama bu
bu sürecin başladığı anlamına gelmiyordu. Çünkü en az 35 ülkenin meclislerinden geçirmesi gerekiyordu bu anlaşmayı, bu sözleşmeyi. O 35 ülkenin meclislerinden geçirmesi de ta 2014 yılına kadar süreci uzattı. Bu şunu gösteriyor bize, ortaya çıkan bu durumun ülkeler tarafından kabulü, bu çerçeve sözleşmenin ülkeler tarafından kabulü çok hızlı olmadı. Peki başka bir sözleşme daha var mı? Sınır aşan suları dünyada uluslararası hukuk kurallarına göre belirleyen, evet, bir de 1992 yılında Helsinki Sözleşmesi, yine o da Birleşmiş Milletler'in organize ettiği bir sözleşmeydi. O da 1996 yılında yürürlüğe girdi. İki tane sözleşme. Peki yeterli mi? Bakın soruları sormaya başladım Fatih Bey. Hocam iklim ve su konuşacaktık. Birleşmiş Milletler'e geldik birdenbire. Ama bu iklim de doğrudan bağlantılı. Tamam. Bak hemen bağlıyorum. Bu sözleşmede olmasına rağmen dünyada iklim değişikliğinin etkisiyle ortaya çıkan bu su geriliminin ülkeler arasındaki sınır aşan, sınır oluşturan sulara olan etkisi hafifledi mi? Hayır. Neden? Çünkü bu iki sözleşme de iklim değişikliği etkisini içermiyor. Ben Cenevre'ye gittiğimde, katıldığım Birleşmiş Milletler toplantılarında, şimdi Cenevre'de iklim değişikliği etkisinin bu sözleşmelere nasıl monte edilebileceği tartışılıyor Levent Hocam. İklim değişikliği nasıl etkiledi bu sınır aşan suları? Şöyle etkiledi Fatih Bey. Şimdi siz sınır aşan sularla ilgili olarak bazı sözleşmeler yapıyorsunuz. Bunlar üç taraflı, çok taraflı sözleşmeler. Diyorsun ki ben sana senede şu kadar su vereceğim veya günde şu kadar su vereceğim. Evet. Veremiyorsunuz. Çünkü iklim değişikliğinden dolayı yağış rejimi değişiyor, su azalıyor. İşte burada Türkiye'nin 1987 sözleşmesinin hazırlanışında Devlet Su İşleri'nin Dışişleri Bakanlığı ile birlikte yaptığı çalışmalar gündeme geliyor. Biz o zaman doğal hidrolojik koşulların değişkenliğini dikkate alın demiştik. Biz dediğim Devlet Su İşleri olarak. Çünkü hidrolojik koşullar, yani meteorolojik koşullar, sizin çok kolay tanımlayabileceğiniz ve işte bu olursa bu olur diyebileceğiniz koşullar değil. Değişebiliyor. Bu değişikliği dikkate alırsanız, yani verilmesi gereken suyu söz verirken dikkatli olun. Yani. 500 metreküp'e fixlemezseniz iyi olur demiştik. Dinlemediler. Olmadı daha doğrusu. Sonra şu anda Cenevre'de bu konu nasıl monte edilebilir diye tartışmaya çıktı. Ama bu sadece Türkiye'de değil galiba. Bütün dünyada böyle bir sorun var herhalde. Tabii ki. Levent Hocam'a ne soracağız? Levent Hocam, artık dünyada bu sürecin nasıl ilerlediğini soralım. Yani ne zaman iklim değişikliği süreci artık ülkelerin gündemine en fazla girmeye başladı? Bugün dışarısı çok sıcak, işte anlattı. Evet. 20 derece İstanbul. Kasım ayındayız. Kasım ya, dalga mı geçiyor? Normalde kar yağardı. Bugün 24 Kasım. Annem şey anlatıyor, biz şu anda oturduğumuz mahalleye 1972'nin Kasım'ında taşınmışız ve 1 Kasım'da lapa lapa kar yağıyordu. Eşya taşırken böyle hani evet, dizimize kadar su içerisindeydi, kar içerisindeydik diye anlatıyor. Şimdi daha karı bırakın gömlekle oturuyoruz. Bu korkunç bir şey. Ve hani sanıyorum ilk defa Türkiye'nin gündemine de bu sonbaharda çok ciddi girdi bu. Çünkü insanlar görüyorlar ki ya bu işin şakası. Ama Avrupa soğuk. Olabilir. Ama yani bundan bir hafta sonra Avrupa bu hale gelip biz çok soğuk olabiliriz. Ya bu işin ana temeli değişiklik. Bir takım şeyler çok fazla oynuyor. Çok fazla saçmalıyor durum bu. Ve bundan sonra da böyle olacak. Yani şimdiye kadar işte konuşacağız. Hiç su yok ortada. Barajlar gittikçe azalıyor su miktarı. Ama bu demek değildir ki bundan bir hafta sonra inanılmaz bir sağanak yağışla İstanbul'u sel götürüp biz gene arabaların üstündeki insanların fotoğraflarını görmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Ya bu da olacak. Bu dengesizlik zaten esas sorun olan şey. Çünkü hiç yağmayacağını biliyor olsak yağmurun, ona göre yaşarız. Hep yağacağını biliyor olsak ona göre yaşarız. Evet. Ama bir yağıp bir yağmayıp orayı sel basıp burası kuraklık ve özellikle de aynı yerde hem sel hem kuraklık birbirini takip eden şekilde olduğunda. Ama Türkiye özgü değil, dünyada da böyle şu an. Tabii tabii, her tarafta böyle. Yani bu bizim problemimiz değil. Onun için de
Dursun hocamın dediği sadece sınır aşan sular da değil, her taraftaki sularda bu problem var. Evet. Belki onun altını çizmek lazım hocam, değil mi? Çünkü ilk küresel ısınma olarak geçmeye başladı. Literatüre öyle girdi. Küresel ısınma, sıcaklık artışı şeklinde. Bu sanki hani hep ısınacak, hep ısınacak gibi bir algı yarattı ama aslında yağış rejimindeki düzensizlikler, o belirsizlikler asıl mesele o. Yani taşkın olabilir ama kuraklık da olabilir. Bir de bu şekilde sıkıntılar var. İklim değişikliği dediğimiz zaman aslında bu öngörülemez diye kastediyoruz. Öngörülemiyor mu peki? Hakikaten öngörülemez. Mesela bu trend devam ederse ne olacağını öngöremiyoruz. Türkiye önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda, 50 yılda Türkiye'nin bulunduğu enlem ya da coğrafya nasıl bir iklimle karşı karşıya kalacak bilmiyor muyuz bunu? Biliyoruz. Biliyoruz. Biliyoruz, onda bir sorun yok, o kolay. Ama hangi gün ne olacağını... İklim değişikliğini biliyoruz ama hava durumunu tahmin edemiyoruz. Tabii ki o yani zaten her zamanki standardımız. Ya onun için meteoroloji ayrı bir zanaattir. Onlar kısa vadede ne olacağını, yani kısa vade dediğim hani neredeyse bir 21 günden 6 aya kadarki dönem içerisinde uzmanlıkları vardır. Ama 6 ayı geçtiğimiz zaman iş iklim tarafına gitmeye başlıyor. Dolayısıyla 6 ayı tahmin etme yeteneğimiz var ama 2 seneyi tahmin edemiyoruz. Peki 6 ay içerisinde ne olacak biliyor musun Türkiye'de şu anda veya İstanbul'da veya Türkiye'nin genelinde, Güneydoğu'da? Güneydoğu'da da galiba sularda problem var biraz. Şimdi bu konuda meteorolog arkadaşlar şey diyorlar, ayvalara bakıyoruz. Ayva bol, onun için kış biraz sert rahmet geçecek. Rahmet annem de yapardı aynı şeyi, meteorolojiye gerek yok ki yani anneanneme sorsak daha iyiydi. Yani... Tabii anneannenizde bir takım, yani şöyle, bu işin esası alıştığımız düzenler var. Bu alıştığımız düzenlerin bir fiziksel mantığı var. Ve bu işte ayva çok olduğunda şu olur gibi. Mesela palamut çok olduğunda kış kötü geçer, kış sert geçerdi. Geçen sene palamut çok oldu, meteoroloji dedi ki kış yumuşak geçecek dedi. Ben meteoroloji dedim ki hayır, palamut çok oldu, kış sert geçecek dedi. Meteoroloji kazandı, ben kaybettim. Evet. Palamut da şaşırdı. Palamut da şaşırmış olabilir çünkü türler de iklim değişikliğiyle beraber değişiyorlar. Onlar dengesi bozuluyor. Onlar da değişiyor. Mesela deniz kaplumbağalarında dişi erkek birey olma olasılığı olması sıcaklığa bağlı. Belli sıcaklıklarda dişi, belli sıcaklıklarda erkek oluyor. Veya balıkların üreme dönemleri iklim değişikliğiyle beraber değişebiliyor. Palamut örneğinden devam edersek hani türlerin de adaptasyonu bu sefer. Evet, mesela palamut erken geldi mesela. Palamut normalde işte ne bileyim Kasım falan gibi gelirdi. Eylül'de geldi bu senede. Ama o deniz suyu sıcaklığı ile ilgili. Evet. Peki hocam su rejimi nasıl değişecek? Yani şu anda sizin elinizdeki verilere göre Türkiye'yi nasıl bir su rejimi bekliyor önümüzdeki şöyle, dönemde? Şöyle Fatih Bey, isterseniz hemen 3 numaralı slide. 3 numaralı slide arkadaşlar. Bir bakalım. Türkiye'de uzun yıllar yağışın alansal normalleri 1981 ile... Bu bizim bildiğimiz. Evet. Bu bizim bildiğimiz normal. Normal. Evet, bu normal. Şimdi 4 numaralı slide'a geçelim. 4 numaralı slide'da Fatih Bey geçen yıla göre yağış. Yani burada yılları tanımlarken şunu söylememiz lazım. Eylül-Ekim arası su yılı dediğimiz, yani su tarım yılı yağışları. Akdeniz bölgesinde ve Güneydoğu'da yağış artmış. Evet. Onun dışında ise azalmış. Bakın, bakın işte bunu nasıl tahmin edeceksiniz? Edemezsiniz. 39 yıldır ikinci defa bu seviyede yağış düşüyor Akdeniz'e ve Güneydoğu Anadolu'ya. Yani Güneydoğu Anadolu bakın. Karadeniz'in yerini almış. Sanırsınız Rize. Evet. Akdeniz bölgesi de öyle. Diğer bölgelere bakın. Kurumuş. En sulak yerlere kurumuş. Mesela Karadeniz bölgesi kupkuru. Evet. İstanbul'a, yani Marmara bölgesi bağlantılı olarak konuşalım. Marmara'da da geçen yıla göre %13 yağışlarda azalma var. Şimdi bu yere göre yağış rejiminin tahmininin zor olduğunu bize ifade eden bir slide. Ama zamana göre peki bakacak olursak ne çıkıyor önümüze? 5 numaralı slide lütfen. Buyurun. Bu da yaz mevsimi. Yani bu yağışlar geçen sene, geçen yılla karşılaştırdığımızda yaz mevsiminde de Güneydoğu Anadolu'da artmış mı? Hayır. Hayır. Bakın.
Yağmur. Ama nerede artmış? Orta Anadolu'da artmış. Orta Anadolu'da artmış. Ve de Batı Karadeniz'de artmış. Güneydoğu Anadolu'nun yerini bu sefer Orta Anadolu almış. Yani yağışların geçen seneye göre artışı açısından. Özetle yağışların, Türkiye genelindeki kümülatif yağışların bir önceki yıla göre ve mevsim normal Türkiye normallerine göre %17 arttığını söylüyor. Yağış artmış. %17 oranında ortalama. Ama Güneydoğu Anadolu'da %98 oranında artıyor. Doğu Anadolu'da ise %39 oranında artıyor. Yani bu durum Türkiye genelinde yağış artışında bile düzensizliğin göstergesi olması açısından çok önemli. Bu durum bizim işimize geliyor. Neden? Çünkü Fırat ve Dicle barajlarımız var bizim, biliyorsunuz. Depolama kapasitesi yüksek. O barajlarımızın geçen sene bu yağışların artışından nasibini aldığını ve dolduğunu biliyoruz. Hidroenerji üretiminde de bir artış oluyor. Artış yaşanıyor. Peki sonra ne olacak belli mi? Önümüzdeki 10 yılda veya 20 yılda böyle İşte onu Levent hocama sormak lazım. Şimdi o zaman ben bir gireyim mi? Buyurun. Benim ikinciyi... Levent hocanın ikinci slide arkadaşlar. Bu da son bir ay. Yağışlar. Evet. Kahverengi çok 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 kötü demek. Şiddetli kurak. Evet. Bütün İç Anadolu, Ege, Ege diyorum, Akdeniz, Doğu Anadolu, her taraf şiddetli kurak. Evet. Mesela tahıl ambarı dediğimiz bölgeler muazzam kurak gitmiş. Evet. Hocam Güneydoğu Anadolu yine yağışlı. Normal ve üzeri, evet, değil mi? Evet. Normal ve üzeri. Şimdi dolayısıyla burada hani... Mesela İstanbul kupkuru ama evet. İstanbul Trakya yağışlı. Ama şimdi bakın, İstanbul'a su getiren iki tane ana havza var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Melen, öbürü Isprancalar. Evet. Isprancalar yağışlı, Melen rezalet. İkisinde kurak olduğunu görüyorum. Niye Isprancalar yağışlı görünüyor? Yok, onların da kenarı en son kahverengilik orayı gösteriyor. Öyle mi? Ha, şimdi, uç köşe. Evet. Şimdi dolayısıyla hani bugünkü durum özel bir durum. Bu ay için. Aha. Şimdi mesela bir numarayı gösterebilir misiniz? Bir arkadaşlar. Levent Hoca'nın biri. Bu da son 12 ayın kuraklığı. Şimdi buraya baktığımızda Türkiye'nin işte ortalama üst civarında normal olduğunu görüyoruz. Evet, normal. Yani herhangi bir sorunumuz yok. Evet. Bu üzeri olan yerler de var. Dursun Hocam'ın dediği gibi Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok ciddi, evet, normalin üstünde yağış olabiliyor bu zaman içerisinde. Onun için hani bunu önceden tahmin etmek ya da hani buna dayanarak bir aylık, iki aylık, üç aylık politika üretmek kolay bir iş değil. Ama çok ileriye gidecek olursak mesela 8 numarayı gösterirseniz. 8 arkadaşlar. Bu da 2020-2040 aralığında Türkiye'de beklenen yağış değişikliği. Akdeniz azalıyor. Evet. Güneydoğu artıyor. Karadeniz bildiğimiz gibi. İstanbul normal. Evet. Şimdi bir de bunun içerisinde Dursun Hocam'ın demin dediği mevsimlere göre bunun dağılımı var. 9 numarayı gösterebilirsiniz. 9 arkadaşlar. Bu da başka bir modelde. Sol üst köşe burada kış, sonra sağ üst köşe ilkbahar, sol alt köşe yaz, sağ alt köşede sonbahar. Sonbahar çok kurak. Sonbahar çok kurak, ilkbahar da çok kurak. Dolayısıyla çok kurak. Bunun tarıma olan etkilerini çok fena. Çok dikkatli incelememiz, evet, gerekiyor. Çünkü özellikle dikkat edersek Akdeniz bölgesinde, Antalya çevresinde çok ciddi problemler var. Yani biz buralarda seralarda tarım yapıyoruz. Seralarda tarım yapabilmek için gerekli bir ciddi su ihtiyacı var. Tehlikeye giriyor olabilir orada. Geri kalan bölgelerde çok ciddi bir problemimiz yok. Hani zaman olarak baktığımızda ama özellikle o bölgelerde çok ciddi bir yağış azalması olacağını görüyoruz. Evet. Erhan, siz ne diyorsunuz bununla ilgili? Bir de hocam yanılıyorsam beni düzeltin ama yağışın türü de önemli tarım, hı hı, özelinde bakarsak. Yani doğru, kar olarak düşmesi ve yağmur olarak düşmesi. Yani tarımda verim dediğimiz zaman biz kar bekliyoruz. Yani kar olacak, ilkbaharda ovalara doğru yavaş yavaş süzülecek. Biz bunu göremiyoruz artık. Bir diğer hususta... Mesela buğday bizim için çok önemli. Tabii. Önemli bir buğday üreticisi ülkeyiz. İhracatta da buğdayda söz sahibi bir ülkeyiz. Buğdayda da Nisan ayını geçtikten sonra yağışlar, Mayıs'ı geçerse bu sefer buğdayın proteini azalmaya başlıyor. Evet.
Yani tarım özelinde bakacak olursak bir de bu takım riskler var. Yani hani yağmur yağdı çok sevinelim anlamına da gelmiyor. O yağışın nasıl olduğu da önemli. Nasıl o yağışın, ve ne zaman olduğu da önemli. Aynen ve ne kadar sürdüğü de önemli. Belli bir dönem mesela kesilmesi lazım ki buğdayın proteini kaliteli olsun gibi durumlar da var. Bütün bunlar bize Levent hocamın gayet bir açıklıkla ifade ettiği şey hazır mıyız sorusunu gündeme getiriyor. Yani su yönetimimiz yasal, yönetsel, kurumsal olarak bu değişikliklere uygun refleksler vermeye ve bunu bu adaptasyonu sağlamaya hazır mı? Bu önemli bir soru. Hazır mı? Sayın Cumhurbaşkanı dün ifade etti, evvelsi gün Tarım Şurası'nda hepimiz hatırlarız. Dedi ki gıda güvenliği bir ulusal güvenlik sorunudur dedi. Aslında bu açıklama sadece gıda güvenliğinde kalacak bir açıklama değil. Zaten son dönemde su, enerji, gıda ve ekoloji, çevre birbirleriyle ilişki içerisinde değerlendirilen dört ana kavram. Ve dört ana kavram da aslında ulusal güvenlik sorunu olarak ülkelerin ajandalarında üst sıralarda yer almaya başladı. Bu üst sıraları zorlayan en temel tehdidin adı da iklim değişikliği. Levent hocamın ifade ettiği bu haritalardan yola çıkarak Türkiye'nin hazır olması gereken bir takım koşullar olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili şu hazırlık yapıldı Levent hocam. Biliyorsunuz bir proje kapsamında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü iklim değişikliğinin su kaynaklarına olan etkisiyle ilgili bir çalışma yaptı. Ama biraz gülümsüyorsunuz gibi geldi bana. Evet. Sorarım dediğin şey o konu muydu? Yok, hayır. Tamam. Bu çalışmadan biz bu çalışmaların hemen hepsini Su Politikaları Derneği Hidropolitik Akademi'de hemen çıktıktan sonra değerlendiriyoruz. Artık elimizde iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkisini ifade edecek bir takım çalışmalar olduğunu biliyoruz. Ama sadece bu raporlarla değil galiba, bir de kurumsal hazırlıklara ihtiyacımız var. İşte o kurumsal hazırlık konusunda acil eylem planları ve özellikle bugün burada ifade edeceğim, altına çizerek belirtmek isteyeceğim ulusal su planımız var. Ulusal su planımız çok yakın bir geçmişte yayınlandı. Aslında çok önemsediğimiz ve üzerinde hassasiyetle durmamız gereken bir plan. Ulusal su planımız. Yani Türkiye'nin artık bir ulusal su planı var. Önemsiyoruz. Çünkü planlama kavramından oldukça uzaklaştığımız bir dönem geçirirken bir ulusal su planına sahip olmamızın büyük bir mutluluğu içerisindeyiz. DSİ mi hazırladı? Kim hazırladı? Hayır. Bunu 2017 yılında sivil toplum kuruluşlarını da davet ederek biz de buna katkıda bulunduk hazırlanmasına. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü hazırladı, bakanlık hazırladı ama kim onadı bunu? İşte Türkiye'de değişen yapının su yönetimi üst koordinasyon kurulu var. 9 bakanlık temsilcisi, 4 genel müdürlük temsilcisi ve de su enstitüsünün temsilcisinin oluşturduğu bu kurul tarafından Mayıs ayında onandı ve yürürlüğe girdi. Önemi nereden geliyor Fatih Bey? Önemi burada yazan, açıklanan bir cümleden geliyor. Bu cümlede aynen şöyle. Bu itibarla milli su politikamızın genel hatlarıyla ortaya konulması ve uygulamasına rehber teşkil etmek maksadıyla hazırlanmıştır. Ulusal su politikamıza, ulusal su politikamızın ortaya konmasına rehber teşkil edecek artık bir yayınımız var elimizde. Ve burada da çok detaylı açıklamalarda bulunulmuş, iklim değişikliğine karşı alınması gereken tedbirler de dahil olmak üzere birçok konu açıklanmış. Ama bunun içerisinde bazı tespitler de yapılmış Fatih Bey. Ne diyor? Durumumuz iyi değil diyor bu tespitler arasında. Ben demiyorum bunu. Yani uzun bir dönem, 2 sene boyunca hazırlanmış. Bu rapordan isterseniz çok kısa aktaralım. Çeşitli kurumlarca ayrı ayrı politikalar üretiliyor ve bu kaynak israfına neden oluyor diyor. Yetki çakışmaları var diyor. Kurumlar arasında koordinasyon zayıf diyor. 30 kanun ve ikincil düzenlemeden oluşan su mevzuatı çok parçalı ve havza yönetimi için yetersiz diyor. Sorunların çözümünü sağlayıcı çerçeve ve yasal düzenleme, su kanunu yok diyor. Yani bütün bu tespitler ulusal su planımızda yer alıyorsa mutlaka hızla, biraz önce
Levent hocamın açıklıkla ifade ettiği o tehditlere karşı artık aksiyon almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de planda çok önemli bir öngörü var. Bunu sizinle de paylaşmak istiyorum, seyircilerimizle de. Bu öngörü aslında çok endişe verici. Bakın aynen şöyle diyor. Diyor ki biz şu anda toplam su potansiyelimizin %48'ine yani 55 milyar 52 milyar metreküp civarında su kullanıyoruz. Türkiye'de son 20 yılda tüketilen toplam su miktarında %40 oranında bir artış var. Kullanan derken tarımsal amaçlı dahil. Hepsi dahil. Bakın burası çok önemli. Önümüzdeki 25 yıl içinde ihtiyaç duyulacak su miktarının bugünkü su tüketiminin 3 katına çıkacağı öngörülmektedir. Yani bu durum aslında bizim şapkamızı önümüze koyup Şimdi var olanın %40'ını kullanıyorsak 3 evet, katına çıktığında %120 lazım bize. Bu soruyu bekliyordum sizden. Hazırlıklı geldim yani o nedenle. Çünkü bu durumda yani bizim su ithal etmemiz lazım gelecek. Veya suyumuzu çok çok verimli kullanmaya daha bugünden başlamamız lazım. Evet. Yalnız bir şeyle araya girebilir miyim? Bu plan hangi seneleri kapsıyor? Bu plan 2019-2023. Ama ondan sonra da 25 sene diyoruz. Evet. Yani esas problemimiz burada. İşte o 2020... Yani bu planın 2050'ye kadar falan bir plan olması gerekiyor. Revize ediliyor hocam. 2023'te tekrar bu plan buna göre hazırlanmış. 4 senelik plan biraz garip geldi. Yani. Evet yani bu plan su konusu 4 senelik plan. 50 senelik plan değildir yani. Ama genel hatlarıyla mevcudu tadat etmiş ve bu 2019-2023 döneminde yapılması gerekenlere yakın gelecekte yapılması gerekenlerin altını çizmiş ve daha sonra da tekrar revize edilmek üzere 2023'te ele alınacağı söyleniyor. Bir de çok önemli bir görev vermiş. Buradan bizi izleyen tüm STK temsilcilerinin bu planda görevlendirildiğini ifade etmek istiyorum. Bu planla, çünkü bu plan diyor ki bizim artık rehberimiz su konusunda bu plan. Ne diyor? STK'lara planlama ve su yönetiminde görev ve sorumluluk verilmelidir diyor. Planlamada da sorumluluk sahibi olması gerektiğini söylüyor. Mesela STK temsilcisi olarak siz de buradasınız. Ben de bir STK'nın başkanıyım. O zaman politika geliştirme sürecinde ve sivil toplumlarının katılımı sağlanmalı. Politikanın gelişmesinde bile bizden destek talep ettiğine göre durum çok ciddi galiba, değil mi Levent hocam? Bir de Birleşmiş Milletler bunu şart koşuyor zaten. Evet. Sürdürülebilir kalkınma amaçları içerisinde bunu sivil toplumla birlikte yapacaksınız planlamasını diyor. Evet. Ya bu birçok yetersizlikten de bahsediyor ama sonuç olarak böyle bir plana kısa dönemli dahi olsa sahip olmanın Türkiye için bir avantaj olduğunu ifade ediyorum. Yani planı hazırlayanları da bu anlamda kutluyorum çünkü planlı yürümezsek eğer biz su yönetimi konusunda çok büyük riskler alırız. Peki dünyadaki su miktarı bildiğimiz kadarıyla artmıyor ve azalmıyor değil mi? Evet. Hayır, doğru. Peki o zaman niye yetmiyor? Yani insan çok tamam insanlar o suyu içtiler veya kullandılar. Sonuçta yine doğaya karışıyor su bir şekilde. Yani suyu alıp da içimize yok etmiyoruz. İşte doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi bu. Su miktarı azalıyor deniyor. Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Hayır azalmıyor. Lavoisier'den beri biliyoruz ki azalmıyor bir şey. Evet çok doğru. Çevrimler halinde dönüyor. Ama şu değişiyor. Yağış olarak düştüğü şiddeti, yeri ve zamanı değişebiliyor. Zaten dünya genelinde su kaynakları üniform dağılmıyor. Düzenli bir şekilde dağılmıyor. Örneğin Amazon'u düşünün. %25'i su kaynaklarının orada ama Tatlı çok kaynakları. Evet yani çok az kullanılıyor biliyorsunuz. Yani insan orada her ne kadar şimdi o bölgede artık bir takım çalışmalar başladı, suyun kullanılması çalışmaları ama diğer taraflarda da nüfusla su kaynakları arasında bir ters orantı var. Peki mesela şimdi bizim nehirlerimiz var. Bunlardan bazılarının çok verimli nehirler olduğunu biliyoruz. Bazılarının o denli verimli olmadığını biliyoruz. Bizim nehirlerimizdeki debide bir değişiklik var mı? Anlamlı bir değişiklik var mı? Kuraklığın arttığını veya su rejiminin tamamen değiştiğini gösterecek. Bizim yaptığımız çalışmalar Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü ile birlikte yaptığımız çalışmalar Dicle ve Fırat Havzası'nda uzun dönemli DSI verileriyle yaptığımız çalışmalar doğal akımın azaldığını
Ve bu azalmanın da 2030'lu yıllara kadar %12 ile %14 seviyesine 2030-2040 yıllara kadar düşeceğini. Bu bizim yaptığımız çalışmanın ortaya çıkardığı sonuç. Ama aynı sonuç Birleşmiş Milletler'in yaptığı çalışmalarda da kullanılan datalar, veriler çok açıklanmadan ortaya konuluyor. Zaten onun dışında Levent Hocam da buna yanıt verebilir. Diğer çalışmalar da belli bölgelerde yağışların hem azaldığını hem değiştiğini, sürelerinin değiştiğini ve kaymalar, mevsim kaymaları dediğimiz, mevsim geçişlerindeki kaymalar dediğimiz, tabii, değil mi? Kaymalara neden olduğunu gösteriyor. Bu konunun bir kere ana uzmanı, yani o havzayı en iyi çalışan Ömer Lütfü Şen. Evet. İTÜ'den. Evet. Burada şunu görüyoruz. O havzada bizim işte demin Eren Hanım'ın söylediği gibi kar bekliyoruz. Yani Doğu Anadolu'da kar yağar. Gittikçe yağan kar miktarı azalıyor. Ve bu yağmura dönüyor. Yağmur olduğu için de bütün bu nehirler belirli. Düzenli bir debiyi sağlamıyor. Yani hep diyelim yaza doğru bunun debisinin biraz daha artmasını, ondan sonra da yazın sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Artık öyle bir şey yok. Kar azaldığı için bunun debisi Haziran'dan itibaren düşecek. Belki Ağustos, Eylül'de su kalmayacak buralarda. Yani önemli olan suyun bitmesi bitmemesi değil. Ne zaman, nereye, ne kadar yağdı? Su rejiminde değişiklik diyoruz biz buna Fatih Bey. Hı hı. Yani Türkiye'deki akarsular, mesela Kızılırmak'ın suyunun %60'ı 4 veya 5 ayda gelir. Siz bunu bir depolama şeyle, yapısıyla depolayıp tarımsal sulama olarak veya elektrik enerjisi üretimi olarak kullanabilmek istiyorsanız bunları yapmak zorunda kalıyorsunuz. İşte bu iklim değişikliğinin etkisiyle bu rejimde de değişiklikler gerçekleşiyor ve bu durumda sizin depolamaya olan ihtiyacınız artıyor. Çünkü belirsizlik artık su yönetiminde risklerinizi arttırıyor. Yani biz zaten ülke olarak su yönetiminde sıkıntılar yaşıyorduk. Yani mesela sulak alan kaybı çok felaket, yoğun yaşamış felaket. Bir ülkeyiz. Üç Van Gölü büyüklüğünde. Göller bölgesini mahvettiler mesela. Sulak alanımızı kaybetmiş durumdayız. Yani 40 yılda neredeyse ülkemizin sulak alanlarının yarısını kaybettik. Biz zaten hani su konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Yani ama bu kaybın sebebi Türkiye'nin zaten su rejimini düzenlemesi gereken DSİ'nin orada uyguladığı yanlış politikalar, yanlış işler. Şimdi tabii Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü başından beri bu konularda planlamayla hareket eden bir kurum ve geçmişten bu yana yaptıklarıyla da gerçekten Türkiye'nin su yönetimine, su kaynaklarının developmanına imza atmış bir kurum. Ama göller bölgesindeki pek çok gül de onlara kuruldu. Evet. Şimdi burada tabii ki bazı bakın aldığınız kararların hepsi tümüyle teknik olamayabiliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani sosyopolitik faktörlerin etkisi, siz hangi yönetimin, hangi kurumun başında olursanız olun sizi gelip bulabiliyor. Alınan bu kararlardan bazılarının bu konuda etkili olduğunu söyleyebilmemiz mümkün. Ama yine de bu konuyu... Çok nazik konuştu. Çok nazik konuştu. Siz buyurun kabalaşın. Kabalaşalım şöyle. Bu çoğu yerde su tahsisi politik bir konudur. Evet. Yani DSİ, yani şöyle DSİ'ye burada laf etmenin yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Onlar gayet güzel planlama yapıyorlar. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Ama birileri gelip diyor ki hayır öyle değil, böyle olacak. Öyle dediği zaman da yukarıdan bir şekilde birileri, o zaman o şekilde davranılıyor. Dolayısıyla yani bakın burada Su Yönetimi Genel Müdürlüğü canavar gibi çalışan çok kaliteli elemanları var. Yani bütün müdürlük çok çok iyi çalışıyor. Çevre Bakanlığı'nda bu konuyla ilgilenenler çok iyi niyetliler, çok iyi çalışıyorlar. DSİ aynı şekilde. Ama burada bir koordinasyon sorunu var. Ve burada birilerinin gerçekten elini taşın altına koyup, hani Amerikan başkanlarında bilirsiniz Buck Stops Here diye bir olay var. Burada biter, ben ne dersem o, sorumluluğu benim demesi gerekiyor. Çünkü bu arkadaşlar kendi başlarına ancak bu kadar yapabiliyorlar bu işi. Yani tabii çok kötü oldu mu? Levent Hocam'ın ifade ettiğine şöyle katkıda bulunabilirim. Siz gerek aşırı yağışı gerek kurak periyotları zararları en aza indirerek önlemeye çalıştığınız anda size
teknik belirli bir oranda yardımcı oluyor. Bunların önlenmesinde aslında su politikaları, hidropolitik gibi kavramların sizi desteklemesi gerekiyor. Aksi takdirde aldığınız bu kararlar politika yapıcıları tarafından benimsenmezse teknik kararlar o zaman uygulamaya geçemiyor tabii. İşte bütün bunların etkisiyle de biz su yönetiminde sadece teknik değil aynı zamanda politik tavrın da çok önem taşıdığını ifade etmek zorunda kalıyoruz. Hatta esas politik tavrı. Evet, esası. Bu zaten dünyada da böyle oldu Fatih Bey. Hidropolitik çok öne çıkmaya başladı. Hidropolitik olarak mesela biz Dünya Su Konseyi'nin üyesiyiz su politikaları. Peki, mesela olarak. Bizim Suriye ve Irak'ta yaşadığımız bu su sınır aşan sular sorunu yaşayan dünyada başka ülke var mı? Çok bu var. Bu denli şiddetli yaşıyor. Yani şöyle hayır. Üç tane alan tespit ediyor kırmızı nokta olarak dünyada hidropolitik olarak. Bu denli risk altında olan bölgelere işaret edenler. Bir tanesi Nil Nehri. O kaç ülke geçiyor? Oo. Çok fazla ülke. İkincisi Dicle Fırat. Üçüncüsü de Orta Asya. Biraz önce sözünü ettiğimiz Orta Asya'da Levent Hocam'a bakarak konuşuyorum. Buzulların erimesinin getireceği felaketi tahmin bile edemezsiniz diyorlar. Doğru mu hocam? Yok edebiliyoruz. Yani işte şöyle, buzulların mı steplerdeki buzun erimesi mi? Ya şu anda genelde konuştuğumuz şey Himalayalardaki buzulların. Çünkü Himalayalar eridiği zaman Himalaya ve Karakorum her iki tarafa da etkisi oluyor. Yani Hindistan'da 400 milyon kişi Ganj Nehri'nden besleniyor şu anda. Çok 400 önemli. Milyon önümüzdeki 50 sene içerisinde susuz kaldığında çok çok ilginç bir dünyada yaşıyor olacağız. Ama öbür tarafına gittiğimizde Çin var. Çin'deki iki tane büyük nehir buradan besleniyor. Geri kalan Orta Asya'nın tamamı buradan besleniyor. Yani şimdi şöyle dünyada pek çok sorunu konuşuyoruz. Afganistan diye bir problem çıktı karşımıza epey uzun senelerdir. Uluslararası politika içerisinde sorun olan. Ve Afganistan'daki probleme bakacak olursak evet pek çok değişik sistemler var ama en önemli şey su Afganistan'da. Evet. Su olmadığı için Taliban diye bir konu var Afganistan'da. Dünyanın her tarafında su olmadığı zaman problem çıkıyor. Yani Afrika'ya gittiğinizde Nijerya ile Kamerun birbirlerini yiyecek iki ülkeyken aralarındaki Çad Gölü'nün kurumasından dolayı ortaya çıkan bir Boko Haram var. Evet. Bu Boko Haram'la baş edebilmek için Nijerya ile Kamerun işbirliği yapmak zorunda kalıyorlar. Yani su dünyadaki en önemli problem ve buna çok dikkat etmemiz gerekiyor uzun vadede. Hemen gelen mesajlara baktığım zaman bu konudaki toplumsal bilincin çok üst düzeyde olduğunu hissedebiliyorum. Mesela şöyle bir şey var. Diyorlar ki deniz suyunu içme için olmasa bile duş, bulaşık ve yıkanma gibi ihtiyaç için karşı kullanabilir miyiz? Diyor mesela. Of Allah'ım. Ya şimdi şöyle çok basit bir hesap yapmak lazım. Deniz suyu ortalama Türkiye çevresinde %3 tuzdur. Şimdi bu şu demek. Bir kişinin Türkiye'de ortalama su kullanımı günde 200 litre civarındadır. 200 litre demek 6 kilo tuz çıkıyor demek. 6 kilo tuz İstanbul'un nüfusunu 20 milyon desek. 10 milyon deniyor. 120 milyon kilo tuz demek. Yani 120 bin ton. 10 tonlu kamyona koyacak olsak bunu 12 bin kamyon tuz çıkacak İstanbul'dan günde. Yok yani bu hesap tutmuyor. Böyle ben, olmaz bu iş. Tekrar o tuzu tekrar denize dökemez miyiz? Ne olur ki? Hayır. Döksek yani döktüğümüz an denizdeki yaşamı öldürdük. Onu evet. Geçtim. Ama bunun için elektrik kullanıyoruz bu işlemi yapmak. Yani onları katmıyorum bile. Maliyet ne olacak? Levent yani hocama, fiziksel olarak baktığımızda bir sana falan çıkar yapıyorlar şimdi. Ters osmoz yöntemiyle. Evet. Mini minnacık ufak, ne bileyim 5 bin kişilik 10 bin evet. Kişilik küçük bir şehri falan bunları idare edebiliriz. Bir de Arabistan gibi enerji derdin yok. Zaten petrol kuyum var oradan çıkarttığını. Zaten güneş iklim değişikliği var. Yok güneş enerjisi yok onlarda. İklim değişikliğiyle ilgili bir derdin yok. Nasıl olsa istediğin gibi yakıyorsun. Kanada çok yoğun güneş enerjisi yatırımı yapıyor Arap ülkeleri. Evet, yapıyorlar çünkü paraları var şu anda onu yapabilmek için. Şöyle, çok doğru bir tespit yapıyorsunuz Levent Hocam. Katkıda bulunmak için söylüyorum. Deniz suyu arıtımı, uzun yıllardır takip ettiğimiz gelişmeleri, maliyetindeki birim maliyetindeki düşüşü takip ettiğimiz bir konu. Su Politikaları Derneği olarak.
Ve uluslararası arenada da bütün toplantılarına katılmaya çalışıyorum ki nasıl gelişiyor? Yani enerji maliyeti düşüyor mu? İşte hangi ülkeler bu teknolojiyi geliştiriyor diye bilgi sahibi olabilmek için. Ama kesinlikle şu ana kadar deniz suyu arıtılarak suyun su sorununun bölgesel çözümü için atılan adımlar hep hakim kalmış adımlar, sonuca ulaşamamış adımlar. Neden? Birincisi maliyet. Maliyet çok yüksek. Enerji maliyeti bizim içme suyu ve arıtma maliyetimizin 10 katı. Normal bir kentte kullanılan içme suyu, içme suyunun arıtılması ve atık suyunun arıtılması maliyetinin yaklaşık 10 katı bir maliyetle, mesela yaklaşık 2-2,5 kilowatt saat metreküp başına bir maliyeti var. Peşinden aldığınız su, 10 litre su alacaksınız, 5 litresini ancak arıtabiliyorsunuz. Diğer 5 litreyi de çok büyük bir konsantrasyonla yine denize vermek veya onu da arıtarak denize vermek veya tekrar arıtıp tuzunu Levent hocamın ifade ettiği gibi biriktirip onu bir yerlere göndermek zorunda kalıyorsunuz Fatih Bey. Şimdi aslında deniz suyu arıtımı bir alternatif. Neyin alternatifi? Mesela Girit'te kullanılıyor. Evet, olabilir. Kıbrıs'ta kullanılıyor. O da olabilir. Arap ülkeleri tabii ki olabilir. Ama şunun alternatifi değil. Yani siz bir su kaynağını yönetiyorsanız ve elinizde hala bu su kaynağını düzgün yönetmek gibi bir şansınız var ise deniz suyu arıtımı en son alternatif olmak zorundadır. Bir de ben bir şey ekleyebilir miyim? Ben bir şey söyleyeyim bu arada. Değerli izleyiciler, çamaşır, bulaşık falan ne olur bunlarla ilgili şey yapmayın. İşte nanoteknoloji olursa deterjan olmaz. Doğal olarak bulaşık ve çamaşırı susuz yıkarız falan diyorsunuz. Bu sudaki herhalde kaçta kaçıdır bu tüketim? Allah çok azı. Tarımsal şimdi tüketim, sanayi tüketimi gibi başka yerler var. Onlar çok daha fazla. Haksız mıyım? Şimdi şöyle, Türkiye en çok suyu tarımda kullanıyor. Evet. %75'lik payla. Evet. Bunu evsel tüketim izliyor. Daha sonra sanayi geliyor. Ama madem konu açıldı, hani bireysel kullanım açıldı. Şimdi 200 litre günlük bizim kullandığımız doğrudan kullanım ama Türkiye ortalaması bu. 5400 litre de bizim dolaylı tüketimle kullandığımız su. Yani giydiğimiz ceket için harcanan su, pantolon için. Aynen. Eğer biz su konusunda duyarlı davranmak istiyorsak, üretimde sanayide kullanılan su aslında bizim için kullanıldığı için onu da katıyoruz. Aynen içerisine. Tarım, sanayi ve o yüzden de biz tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirirsek, evet, daha az tüketirsek, mesela en çok su tüketen araçlardan bir tanesi laptop, cep telefonu, araba vesaire. Bir şey bozulduğu et zaman... Et yemek. Efendim? Et yemek. Et, aynen. Ya bozulduğu zaman tamir et. Yani internet sayfalarında var birçok yöntem. Kişisel ayak izini, su ayak izini azaltmak. Bunları su yapmak... ayak izi diye bir şey var değil mi? Karbon ayak izi gibi su ayak izi diye bir şey var. Ben size bir tane örnek vereyim. Geçen derste bir hesap yaptık. Üstünüze giydiğiniz pantolon, bir tek pantolon, yaklaşık 200 litre su demek her giydiğinizde. Her giydiğinizde. Ben başka bir şey okudum ben. 40 ton su diyordu bir pantolon için, bir bluzun, evet, için. Yani bunun pamuğunun üretimi. Tamam, şimdi aynen o 40 tonu 40 ton. 200 defa giydiğinizi hesaplayın. Her giydiğinizde 200 litre demek. Aynen. Yani 200 litre bireysel harcamanız var. Duş yaptınız falan da. Ne yapacağız, pantolon gibi yapacağız? Ha, çöpe atmayacaksınız. Mevsimi geldi, değiştirmeyeceksiniz. Ya bir ton hesapları var, bunları konuşuruz. Yani şimdi zaten evet, tüketimi minimize etmek lazım. Evet, bakın Fatih Bey çok önemli. Kusura bakmıyorsun Eren. Ama Eren Hanım bir konuşmaz hocam. hayır buyurun. Ben sadece çok kısa bir... Siz yönetimi bana verdiğiniz için ben. Tamam ama mesela yönetimi size verdim ki sizi susturayım diye. Dinleyelim Eren Hanım. Sadece kısa formül yani... Tüketimin su ayak izini ölçmek için bireylere yönelik alınan ürünün fiyatını 1.6 ve 80 ile çarptığımız zaman kaç litre su gittiğini o ürüne gidiyor. Fiyatını? Fiyatı çarpı 1.6 çarpı 80. Aşağı yukarı kaç litre su tüketiyor o ürün, bize bunu veriyor. Levent hocamın da söylediği gibi ihtiyaç fazlası ürün almamak. Yani her aldığımız tekstilde bir kere daha düşünmek gerekiyor gerçekten. Özellikle tekstil etkisi, su ayak izi en yüksek endüstrilerden biri olduğu için. Buyurun. Eren Hanım, tekstil yüksek. Bir de tekstilin de kullanılan suyun arıtılmasının maliyeti de yüksek.
Bir reklam arası mı? Reklam arası. Levent Hocam, şimdi izleyicimizin daha çok merak ettiği konu haliyle ve haklı olarak belki de İstanbul'daki durum ve tabii İstanbul'a bağlı olarak Türkiye'deki büyük kentlerdeki durum. Ama İstanbul'da en çok haber oradan geliyor. Bilmiyoruz evet. İzmir'deki ve Ankara'daki tam durum nedir diye. İstanbul'da barajların kurumakta olduğunu, geçen senenin %10-12 altında olduğunu baraj seviyelerinin ve işte 90 günlük, 80 günlük, 50 günlük, 40 günlük gibi rakamlar uçuşuyor ortalıkta. Su kaldı. İstanbul'daki durum hakikaten bu kadar vahim midir? Şimdi bunun iki tane cevabı var. Bir, evet vahim. İki, hayır vahim değil. Yok şöyle. Şimdi vahim değil diyecek olsak insanlar o zaman tamam o zaman dert yokmuş deyip har vurup harman savurmaya devam edecekler. Bu çok yanlış bir şey. Yani biz ülke olarak suyu kısıtlı olan bir ülkeyiz. Ve bu demektir ki biz suyumuzu çok 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 dikkatli kullanmamız lazım. Suyu kısıtsız olan ülke var mı? Var. Var. Kanada. Çok fazla var. Kanada'da kişi başına düşen su miktarı. Yılda 8 binin üzerinde. 10 bin diyeceğim ben. 10 bin diye hatırlıyorum. 10 bin metreküp kişi yıl. Çin ve Hindistan da öyle. Yani su zengin ülkelerde girerseniz çıkıyor onlar. 8 bin metreküp ve üstü yılda. Hı hı. Biz şu an su sıkıntısı çeken konumdayız. 1500. Şimdi bakın, yani bunu daha önce de konuştuk. Buradaki ana olay şu. Ne kadar suyunuz var, bölü kaç kişisiniz? Şimdi ne kadar suyumuz olduğu, Cumhuriyet'in başında ne kadar suyumuz varsa 1923'te, bugün de o kadar suyumuz var. Ama nüfusumuz? Ama 10 milyonduk o zaman, şimdi geldik 83 milyona. Evet. Yani 8 katına. Dolayısıyla kişi başına düşen su miktarı 8'de birine düştü. Yani şu geçtiğimiz 100 sene içerisinde yani problemimiz bu. Onun için de bizim bu suyu inanılmaz dikkatli kullanmamız lazım. Bu bir. Yani burada hiçbir sorunumuz yok. İstediğiniz gibi diyemeyiz. Bugün diyemeyiz, yarın diyemeyiz. Çok yağmur yağsa diyemeyiz, hiç yağmasa diyemeyiz. O laf yok. Az suyumuz var. Ama bir de şu tarafı var. Kasım ayındayız. İnşallah kışa giriyoruz. Kış demek bizim giremedik için... bir türlü. Ya gireceğiz bir noktada. Yani böyle 20 derecede gitmeyecek Ocak ayına kadar inşallah. Çünkü 20 derecede gidiyorsak başımıza çok daha büyük belalar var demektir. Mesela? Mesela bizim iklim modellerini falan yaparken atladığımız bir şey var. Ve atladığımız o şey çok kötü bir şey. Ben sivrisinek gördüm evde bugün. Evet. O demek salgın demek. O demek mikropların üremesi demek. Demek ki başka bir şeye gidecek demek yani. Evet, şu anda mesela dün Twitter'daydı sanıyorum. Doğanay Hoca 22 Kasım oldu hala evin içi sivrisinek var. Evet, ben dün sözde gördüm öyle, evet. Yanamadım. Ama normal bu. Bakın evin içinde sivrisinek görmeniz dert değil. Camın üstünde dışarıda sivrisinek gördüğünüz dışarıda zaman. Dışarıda var, dışarıdan girdiler, evden gelmiyor ki. Tamam şimdi yani evin içine hani kazara bir köşededir, şuradadır, buradadır. Dışarıda sivrisinek var şu anda ve böyle de devam edecek çünkü sıfırın altına düşmüyor İstanbul. Ve yani sıfırın altını geçin 14 derece sabahları. Şimdi ikinci tarafımız da şu bu işte. Kışa doğru giriyoruz, yağış gelecek. Yağış geldiğinde bu barajlardaki su miktarı böyle kalmayacak, artacak bunların hepsi. Onun için de hani aman Allah'ım öldük bittik de çok doğru değil. Yani burada genel söylenmesi gereken evet çok ciddi bir su problemimiz var. Ama bu ülke olarak var ve uzun vadede olacak. Dikkatli olmak zorundayız. Suyumuzu çok dikkatli kullanacağız. Peki Dursun Hocam, İstanbul su sıkıntısı çeker mi? 7 numaralı slide lütfen. Cevap kısa ve öz oldu. Evet. 7 numaralı slide lütfen arkadaşlar. Dursun Hocam. Şimdi baktığımızda 21-11-2019 itibariyle barajlardaki toplam su miktarının yıllara göre karşılaştırmasını görüyoruz. 2014 daha betermiş. Evet. 2014. 2013 hemen hemen aynı. 2016 kötü. Evet. Şimdi şöyle bir geriye doğru gidelim. 2014 yılında işte 320 hemen hemen aynı ben göstereyim. Noktadayız. Evet. 2014. Evet. 346.
O, hayır, hayır, hayır. O 2013. 2014, 328. Evet, 328. Bugün kaç? Yani dün diyelim evvelsi. 322. Yani sonuç hemen hemen aynı. Sonuç 2016, 306. Evet, 2016, 306. Hemen hemen. Bu böyle... İstanbul barajlarındaki su. Ama 565 olan dönem de var. Bakın evet. Görüyorsunuz. 2015. 600'e çıkan dönem de var. 600 var. 2010. Yani bu şunu gösteriyor. Peki. Değil mi hocam? Bir saniye araya girip ben benimki yedinciyi isteyebilir miyim? Tabii ki. İşte bu sana 2014 olacak şimdi. Levent hocam. Bakın bu da birazcık geriye gitmesi bunun. Bu ne? Bu o deminkinden bu yüzde olarak aynı barajların aha doluluğu. 2014 yılında ben bunu... Kasım ayında değil mi bu? Kasım ayı, 25 Kasım. 2014. 2007 daha da beter. 2008 facia. Çok daha kötü. Daha kötüler de olmuş yani. Evet. Olmuş. Levent hocamın tabii ki olmuş. 2014 yılını hatırlarız Fatih Bey. 2014 yılında barajlardaki bu su seviyesindeki düşüklük çok önemli bir tehdit algısı oluşturmuştu. Bu algıyı ortadan kaldırabilmek için zamanın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Veysel Eroğlu tarafından açıklamalar yapılmaya ihtiyaç hissedildi. O açıklamalar aslında bir şeyin bize sağladığı avantajı ortaya koydu. Merak etmeyin B ve C planımız var demişti var o dönemde. Neydi o B ve C planları? Efendim, İstanbul'u böyle dönemlerde kurtaran havza dışından transfer edilen su, Melen sistemi. Sakarya. Evet, Melen sisteminin, özür dilerim, ilave su aktarması İstanbul'a o dönemin, o yağışsız, kurak dönemin çok daha büyük problemler yaratmadan geçirilebilmesine olanak. Şu andaki Melen'deki durum ne? Şu anda Melen'de kadar, daha... Benim bildiğim kadarıyla Melen'de bir problem var. Oradan su gelemiyor. Evet. Var Melen, hocam sende? Melen Barajı'nın tamamlanabilmesi durumunda daha da rahat hissedecektik kendimizi. Ama barajda teknik bir takım sıkıntılar tamamlandı. Melen Barajı DSİ'ye ait değil mi? Evet. Melen Barajı'nı Devlet Su İşleri yapıyor. Ama İstanbul Belediyesi İSKİ için evet, sonuçta gerçekleşiyor bu proje. Sayın Ekrem İmamoğlu da geçenlerde barajı ziyaret etti. O riski algıladı büyük bir ihtimalle. Bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Biz de o konuda açıklamalar yaptık. Ama orayı belediye değil DSİ'yi bitirecek. Evet. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bitirecek. Şu anda Melen Barajı 160 kilometreden İstanbul'a gelecek olan suyun depolandığı yer olacak. Ve tamamlandığı zaman çok büyük oranda İstanbul'un bir yıllık 1 milyar metreküp civarında şu anda kullanım miktarı, bir yıllık kullanımını tek başına karşılayabilecek bir baraj olacak. Melen Barajı'nda Devlet Su İşleri'nde görev yaparken bizatihi çalıştığım için projeden haberdarım ve öneminden de haberdarım. Peki arıtma sorunu var mı Melen Barajı'ndan gelen suyun? Evet, şimdi ona gelecektim. Melen Barajı'nda baraj bitecek olsa dahi veya şu anda Sakarya'dan veya işte önümüzdeki yıl kurak geçerse eğer, geçme ihtimali çok yüksek, katılıyorum Levent hocama. Ben değil bunu, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ifade etti. Bu durum mevcut durumla birleştiğinde, süperpoze edildiğinde ortaya bir risk çıkıyor. Yani seneye daha kötü olabilir durum. Evet. Bu resmi ağızlardan yapılan açıklama üzerine benim ifade ettiğim şey. Ama bu kötülüğü ortadan kaldırabilecek, bu riski ortadan kaldırabilecek alternatiflerimiz de var. İSKİ'nin çeşitli o dönemde 2014 yılında alternatif olarak neler yapabiliriz, hangi kaynakları kullanabiliriz çalışmaları var elinde. Ben biliyorum. O çalışmalar da... Peki bu çalışma gerçekçi mi? Evet. Bu anlamda risk artacak ama krize dönüşmeyecek diyorum. Peki bu alternatifler hazır mı, yoksa hazır olması için bir çalışma gerekiyor mu? Hayır, bir çalışma gerekmiyor ama şu gerekiyor. Burada Melen Barajı'ndan takviye edilecek olan ilave suyun arıtma tesisinden geçirilmesi gerekiyor. Orada eksik olan isale hatları değil, isale hatlarının ikisi tamamlandı, üçüncüsü de tamamlanmaya yakın. Ama tabii ki arıtılarak verilmesi konusunda arıtma tesisi orada hazır değil hali hazırda. Bunun ilave edilmesi gerekecek. Ama sonuç itibariyle... Zor mudur bir arıtma tesisini yapmak? Gayet tabii. En az 5 seneyle 5-6 senenizi alır.
Ve sadece arıtma tesisi değil, enerji paketleriyle birlikte yapılması lazım tabii. Benzeri bir takım şeyler. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen sene yanlış hatırlamıyorsam dedi ki İstanbul'un 40 senelik su sorununu çözdük dedi. İşte o su sorununun çözülmüş olması Melen Barajı'nın bitişiyle bağlantılıydı. Aslında Melen Barajı inşaatı Fatih Bey geçen 5-6 ay önce tamamlanması gerekiyordu. Ama çıkan bu teknik sorunlar barajın bitirilmesine engel oldu. Teknik sorun ne teknik sorun çıktı? Melen Barajı'nda benim izleyebildiğim kadarıyla baraj yeni bir teknikle yapılıyor ve tabanda temelde farklı oturmaların ortaya çıkardığı gövdede bazı problemler var. Bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Halledilmeyecek bir sorun değil ama biraz daha hızlı halledilmesi İstanbul'u rahatlatacaktır. Yani şunu söyleyebiliriz ama mesela 2007'de daha kötü bir durum vardı. 2008'de de daha kötü bir durum vardı. Biz şu anda 2013-14'de de ki durumla hemen hemen yakın bir vaziyetteyiz. Evet. Ama bir şeyi hatırlatabilir miyim Fatih Bey? Peki tüketim arttı mı bu süreç içerisinde? Bravo. İşte tam da onu hatırlatacaktım. Siz beni okuyorsunuz büyük bir ihtimalle. Hocam o kadar çok programda ki artık ne düşündüğünüzü gözünüze bakınca anlıyorum artık. Diyorum ki hocam diyor ki bunu sen sormazsan ben kendime soracağım diyor. Sor Fatih. Evet. 2009 yılından 2019 yılına kadar İstanbul'a hem nüfusu arttı İstanbul'un hem de verilen su miktarı ne kadar arttı biliyor musunuz? %30. Bravo. Bu Ankara'ya verilen su miktarı kadar arttı. Yani bu anlamda Allah kolaylık versin diyorum İstanbul'da su yöneticilerine gerçekten yılda 200 bin abone kabul edip ilave abone aynı zamanda bu suların arıtılıp çeşme suyunda, içme suyu kalitesinde bir sistemi oluşturmak, oturtmak ve bunun sürekliliğini sağlamak işte kolay bir iş değil. Otomatikman. O biraz önce sözünü ettiğiniz 2007 yılında İstanbul'a verilen su miktarı, talep daha doğrusu, bugünün en az %40 altındaydı. Ama her yıl geçtikçe İstanbul'da artan bu talep su yönetimini baskılıyor tabii ki. Yani havzalar arası su transferi şu an mucizevi çözüm olarak algılanıyor. Ama riskler barındırıyor. Birincisi evet, su doğru. Transfer edilen havzada durum ne olacak? Mesela İstanbul örneğinde Sakarya Havzası'nda su durumu ne olacak? Bir orayı riske atıyor. Peki Sakarya Havzası durumu ne olacak? Sakarya'daki su denize dökülüyor. Yani denize dökülürken ucundan kesip alsak olmaz mı? Şimdi şöyle. Güldünüz ama. En çok karşılaştığınız sorulardan biri. Ben de o yüzden soruyorum zaten. Su boşa akmaz. Aynen. Böyle bir şey yok. Su döngüsü dediğimiz bir yapı var. Yani programın başında sormuştum. Su azalıyor mu artıyor mu? Ne azalıyor ne artıyor? Su sabit. Neden? Çünkü su döngüsü var. Su döngüsel olarak zaten mevcudiyetini devam ettiriyor. Şimdi Sakarya Havzası'ndan İstanbul'a su transfer ettiğimiz zaman orada ne durum olacak bilmiyoruz. Bir de şu var. İstanbul mevcut konumunu koruyacak mı? Yani şu an takviye yapıyoruz ama bu şunu gerektiriyor, öngörmemiz lazım. Bu takviyenin de sürdürülebilir olması için İstanbul'da nüfus artmayacak, İstanbul'da işte sanayi artmayacak, su talebi artmayacak, çeşitlenmeyecek gibi gibi. O zaman bunu mu sabit tutacağız? Bu anlamda yani bu bağlamda bakınca havzalar arası su transferi aslında geminin deliğine bir tıpa tıkmak gibi bir şey, kalıcı bir çözüm değil. Ama büyük kentlerimizin buradan ifade etmek durumundayım ki hemen hepsi sayalım büyük kentlerimizi İstanbul, Ankara, İzmir havzalar arası su transferine. Yapıyor. Bursa? Bursa kendi içerisinde Antalya. Oradaki havzanın yağış. Antalya? Antalya'da yakında gerçekleşecek. O da kuzeyindeki havzadan alacak. O şimdiden problemler başladı. Bakın İstanbul'un suyu İki tane il geçerek Düzce, Kocaeli, Sakarya, İstanbul. Ankara'nın suyu... Düzce mi? Düzce yok ya. Düzce'den çıkıyor. Düzce, Sakarya, Kocaeli, İstanbul. 160 kilometre Fatih Bey. Yani 160 kilometre... Ankara yolunun yarısı neresi? Evet. Ankara'nın suyu, İstanbul'un suyu Düzce'den, Ankara'nın suyu... Bolu Gerede'den, İzmir'in suyu da Manisa'dan geliyor. Ankara Kızılırmak'tan almıyor mu biraz? Hayır, Kızılırmak artık kesildi. Kesildi mi? Gerede tüneli bitti. Artık Gerede'den gelecek. Kaynak suyu niteliğinde bir su gelecek. Ama İzmir'e bakalım. İzmir'de kendi yeraltı suyunu
kendi havzasında, yakın havzada yeraltı suyunu kullandı. Daha sonra Manisa sınırlarına girdi. Manisa sınırlarındaki barajlardan ve yeraltı su kaynaklarından su transfer etmeye başladı. Şimdi üç kentimiz, üç büyük kentimiz, bu üç büyük kentimiz de sürekli göç alan kentimiz. Biraz önce Eren'in... Galiba durdu yalnız o göç İstanbul'da özellikle. Son 3 senede İstanbul negatifti. Evet. Evet. Oradan geriye doğru göç şey yapılıyor. Ama tüm bunlar önümüzdeki dönemde bu kentlerimizde su yönetimimizin alternatif çözüm arayışları içerisine girmek zorunda kalabileceklerini gösteriyor. Nedir alternatif çözüm? Dünyada su yönetimi artık talep edildiği zaman eskiden olduğu gibi hemen o talebi karşılamaya yönelik bir konseptten tam anlamıyla uzaklaştı. Önce mevcudu en iyi şekilde kullanmak zorundasınız. Bunu sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda ekolojik açıdan da yapmak zorundasınız diyor. Ekolojik açıdan aslında çok hırpaladık biz dünyayı. Sınırlarını zorladık yani. Doğal döngü sisteminin dahil olmak üzere birçok şeyin. Onun bize geriye risk olarak dönmesini engellemek için artık dur demek zorundayız. Bu tüketim çılgınlığına, bu bir an önce bana su sağlanmalı ve ben bu suyu istediğim gibi kullanabilmeliyim noktasındaki yaklaşıma dur demek zorundayız. Dünyada İstanbul'un şöyle bakalım, nüfus olarak yaklaşık 150 ülkeden daha fazla nüfusa sahip bir kent olduğunu düşünelim. Peki bu artışın devam ettiğini düşünecek olursak 20 milyona yaklaşan bir İstanbul'un su yönetimi artık normal daha önce düşündüğümüz su yönetim konsepti içerisinde çözülemeyecek gibi geliyor bana. O zaman arıtılmış atık suyun kullanımından başlayarak kentteki kayıp kaçak oranının düşülmesine kadar yeni yaklaşımlar getirmek zorundayız. Bu sadece İstanbul için değil ama Fatih Bey. Biraz önce Levent Hocam'ın sözünü ettiği iklim değişikliği etkisi tüm Türkiye genelinde sonuçlarını ortaya koyacak. Bu durum büyük kentlerimizde de su yönetimlerini zorlayacak gibi gözüküyor. Ve maalesef büyük kentlerimizin su ve kanalizasyon idarelerinin gerek yasal, altyapısal, gerek yönetsel konumları, gerek bu konulardaki eksiklikleri bu su yönetiminde bazı zorluklarla karşı karşıya kalabileceklerini ortaya koyuyor. Burada Su Enstitüsü'nün çok güzel bir çalışması var. Mukayeseli değerlendirme çalışması. Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdareleri için. Bu mukayeseli değerlendirme çalışmasında o kadar güzel sonuçlar elde etmişler ki kendilerini tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönem ortaya çıkabilecek olan risklerin aslında bir altyapısını oluşturmuşlar ve kendileri de ifade ediyorlar. Biz bugün bunu yaptık. Bundan sonra bu kıyaslamayı bundan sonra oluşacak olan şeylere göre yapalım. Burada yine veri konusundaki eksikliklerimiz, hocam da çok fazla muzdariptir büyük bir ihtimalle bu işten, ortaya çıkıyor. Çünkü bu veriler üzerinde bu talepkar olduğunda SUEN 30 tane büyükşehir belediyemizin su kanalizasyon idaresinin 15'i, 17'si, 20'si ancak cevap veriyor. Bu da bizim sağlıklı sonuçlara erişmemizi zorluyor. Ama yine de ortaya çıkan durum bize gerçekten su ve kanalizasyon idarelerinin kentlerde, özellikle kentlere bu kadar göç varken dünyada da aynı şekilde 2050 yılında dünya nüfusunun %70'e yakını kente gelecek. O zaman kentsel su yönetimi bizatihi bir sorun halinde veya tekrar değerlendirilmesi gereken bir kavram halinde önümüze çıkıyor. İşte ben de ısrarla ve iddiayla diyorum ki 30 büyükşehir belediyemizin su ve kanalizasyon idarelerinin röntgenini çeken bu raporun, bu proje, bu aynı zamanda 2 sene sürmüş bu proje, mukayeseli değerlendirme çalışmasının sonuçları dikkatle incelenmeli ve burada gösterilen eksikler bir an önce. Peki mesela şöyle bir şey yapılamaz mı hocam? Yani şimdi bir düzenleme yapılamaz mı? Gereksiz su tüketiminin cezalandırılması. Şimdi fiyatla bunu kontrol etme veya fiyatla bir özendiricilik, işte düşük harcama yaparsan fiyatın daha ucuz oluyor, yüksek harcama yaparsan fiyat artıyor. Ama bunun dışında şimdi mesela bugün geliyorum ben evden, bir adam kapının önünde elinde hortum, bir tane minibüsü folder yıkıyor. Artık minibüs yıkanmış yani. Artık bir şey de yok minibüsün. Hala elinde su devam ediyor. Dedim ki baba, dedim kapatsana suyu, dedim. Ondan sonra dedi ki ya aşağıda dedi kapıcı dairesinde hortumcu da kapıcı da gitmiş de kapatamıyorum dedi. Öyle belki kapıcı gelene kadar 2 ton daha suyu böyle arabanın üstüne sıkacak. Şimdi
Böyle pek çok örnek var. Lüzumsuz. Belediyeler kendileri yapıyorlar. Yani olmadık yerde yağmur yağarken çim sular, çiçek sular. Yani bununla ilgili bir düzenleme gerekmez mi? Suyu gereksiz harcamayla ilgili bir cezalandırma, bir yaptırım uygulanamaz mı? Dünyada örneği var mı? Ben abuk sabuk konuşuyorum. Sayın Altaylı, tabii ki çeşitli yöntemler uygulanabilir ama bu yöntemler uygulanırken olmaması gereken şeylerden bir tanesi suya gerçekten ihtiyaç duyan kesimin, en düşük o sosyoekonomik seviyede olan kesimin ve yeteri kadar su kullanma hakkının elinden alınmaması. Evet. Bununla ilgili en son benim takip ettiğim Ankara Su Kanalizasyon İdaresi'nin bir çalışması var. Suyun yeniden fiyatlandırılması Ankara'da. Belli bir, yani Dursun Hocam o konuda çok haklı, belli bir günlük ihtiyacımız var bizim suda ve bunun ücretinin çok düşük olması lazım. Çünkü bu temel İhtiyacı. Hak. Hatta bakın iddia ile ısrarla söylüyorum. Su yönetimi, Eren Hocam, su yönetimi öyle olmalı ki artık Birleşmiş Milletler'in bile insan hakkı olarak kabul ettiği su gibi yaşamsal, yerine başka bir şeyin ikame edilemediği ve sürekli talep edilen bir kavramın bedava olması, ihtiyacın bir bölümünün bedelsiz olarak teminine yönelik politikalar geliştirmemiz lazım. Hı. Efendim bu çok afaki oldu, lütfen bir daha düşün. Evet, ben mühendisim ve bu işlerin içerisinde çalışan bir mühendis olarak bunu söylüyorum. Gerçekçi politikalar eğer uygulanabilecek olursa bunun yapılamaması diye bir şey söz konusu değil. Bu aynı zamanda şunu getirecek. O sizin dediğiniz hortumla tonlarca suyun gereksiz yere kullanılmasının toplumsal bilinci yaratılacak olursa, ki nasıl yaratılacak diye soruyorsunuz. Bunun bir bilinç aktarımı yönünde, işte biraz önce size söylediğim ulusal su planında sivil toplum kuruluşlarını bunun için görevlendiriyor. Yani toplumsal farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmaları bizi, peki hocam, şimdi mesela gerekli kılıyor. Şimdi gerekli kılıyoruz. Seyrediyoruz emlak reklamlarını. Seyrettik ya da şimdi Allah'tan fazla o kadar galiba yok. Havuzlu olmayan site yok. Ben bazen böyle havuzlu sitede oturan arkadaşımı ziyaret ediyorum. Yazın falan da oluyor. Havuza giden bir kişi falan var böyle. Dev bir havuz. Ya üç kişi giriyor, ya bir kişi giriyor, ya hiç girmiyor falan. Yani bu havuza su koyuluyor. Bu su buharlaşıyor. Bu su temizlenmek için elektrik harcıyor, içeriden dönüyor. Yani bir garip bir tüketim. Dünyanın hiçbirinde mesela İngilizler fukara mı mesela, veya Fransızlar şey mi, ceptirip ceklendirip mi? Niye mesela Fransa'da herkesin havuzu yok, her site havuzlu değil veya başka yerde? Burada her taraf havuz. Uçakla İstanbul üstüne bir geçirmiş, geçtiği zaman görüyorsun her taraf mavi lekeler böyle. Her önüne gelen, bazıları bir de şey yapmış, sahte boğazlar falan yapmışlar. Buraya gelen su nereden geliyor? Şimdi, bunlara mesela belediyenin burada dikkatli olması gerekmez mi? Kardeşim sen, ben bu kente bu kadar su sağlıyorum, sen bunun bu kadarını havuzda tüketiyorsun demesi de gerekmez mi? Havuz konusunu hiç daha önce düşünmemiştim. Ben suyun fiyatlandırmasıyla ilgili az önce Aske örneğini verirken belki bu sorunuza yanıt olabilir. Aske'nin önerisi şu oldu. Belli bir litre, yani su ihtiyacı kadarı çok düşük ücret. Ama ondan sonra kullanım arttıkça fiyat artıyor. Belki 2 kat, 3 kat. Bu zaten şu andaki uygulama da böyle ama o kadar artmıyor. Hayır, yani mesela 25 litreye kadar atıyorum. Çok cüzi bir rakam veriyorsunuz ama 100 litreye çıktığı zaman bu neredeyse elektrik fiyatı gibi harcamış oluyorsunuz gibi bir uygulama. Belki böyle yapıldığı zaman, böyle bir uygulamaya geçildiği zaman o zaman sitelerde havuz yapalım mı yapmayalım mı diye düşünecektir. Veya belediye havuzları Avrupa'da her yerde belediye havuzu var. Yani her evine daha havuz olmaz ki. Kaç tane belediye havuzu var? Sayın Altaylı, bunu her su ve kanalizasyon idaresi bir sonraki yıl için bir bütçe yapar değil mi? Faaliyet raporu hazırladıktan sonra yine önümüzdeki dönemi planlar. Bu planlamada gelirlerine giderlerine kıyaslar. Bu kıyasta ortaya çıkan tabloya göre su ve kanalizasyon idarelerinin karar vermesi gerekmiyor mu buna? Evet. Ben peki, bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun hocam. Şimdi bakın biz bir makale üstünde çalıştık sanıyorum, İktisat ve Toplum dergisinde çıktı. Bir iki ay önce bu karbon fiyatlandırması da benzer bir şekilde, yani karbonun bir bedeli var.
Yani ben arabayla gidiyorsam buna işte vergi mi olur, bir piyasası mı olur, ama bir bedeli olmak zorunda ve bu bedelin ne olduğunu belirleyen adam Nordhaus diye geçen sene ekonomi Nobel'ini aldı. Ve adamın belirlediği fiyat esasında çok gülünç bir fiyat. Biz de buradan çıktık ortaya. Karbonun bedeli ne olmak zorunda? Ve arka planda vardığımız şey şu. Aynen sizin demin dediğiniz gibi, ben bu karbonun bedelini ne yaparsam kişilerin çok paha, büyük motorlu araç kullanmasını engellerim. Şimdi bunu piyasada mesela çok kullanılan $50 karbondioksitin tonu gibi bir şey var. Bunu yaptığınız zaman bir depo benzinde ne kadar fark edere geliyorsunuz. Ve cüzi bir şey oluyor. Bu davranış değişikliğine yol açmıyor. Eren Hanım'ın demin dediği gibi, iki katına çıkacak olsa o havuzu dolduran insanın umurunda değil bu. Ama o eğer 30 katına, 50 katına çıkacak olursa, havuz doldurduğunuz zamanki suyun bedeli o zaman etki etmeye başlıyor. Yani su politikasında bizim üstümüze düşen şey şu: İnsan hakkıdır su. Onun için evet, bireyin bu hani konuştuğumuz günde diyelim 200 litresi bedavadır. Bitti. Bunun tartışması. Ama 201 litresi şu kadar. 201 litre olursa ben senden o 200'ün de parasını alırım. Onun için suyu tasarruflu kullan. 400 mi kullanıyorsun? 10 katına çıktı. 800 mi kullanıyorsun? 100 katına çıktı. Yani bizim böyle değil. Biz %10 arttırıyoruz, %5 arttırıyoruz. Olur, öyle olmuyor. Böyle değil. Havuzunu dolduruyorsan arkadaş, o zaman bileceksin ki ben Karun kadar zenginim. Ha eyvallah, tamam. Onun da bir karşılığı olabilir. Yani doldurma, illa doldurmak istiyorsan doldur. Ama o zaman arada seni bunu yapmayı engelleyecek olan ciddi bir finansal yük getirecek bu. Şu anda hiç kimseye bu finansal yükü getirmezse adam da havuzunu doldurmaya devam eder. İşte o finansal yükü aslında su ve kanalizasyon idarelerinin bütçelerine getiriyor Sayın Altay'da. 30 tane büyükşehir belediyesinin su ve kanalizasyon idarelerinin 19 adedi giderleri gelirlerinden fazla. Daha fazla. Nasıl oluyor? Bilmiyorum işte. O şu rapor, işte ben de onu tartışmak istiyorum. Bu durumda iki şey oluyor. Bir tanesi bu sistemin sürdürülebilirliği sorgulanıyor, ortadan kalkıyor. İkincisi belediyenin diğer kaynaklarından sübvanse ediliyor bütün bunlar. Ve diyorum ki kentlerde su yönetimi aslında çok daha zor hale geliyor iklim değişikliği etkisiyle. Peki hocam, şimdi bunu Eren Hanım'a sormak isterim. Şimdi Türkiye ne ülkesi diyorsun? Tekstil ülkesi diyoruz. Şimdi bütün bu anlamda ve ortaya çıkan verilerden benim gördüğüm bir şey var. Gelişmiş ülkeler kendi su kaynakları korumak için tekstil üretimini gelişmiş ülkelere kaydırıyorlar. Çin üretsin, Hindistan üretsin, Pakistan üretsin, Türkiye üretsin. Mesela bu su meselesi, eğer Türkiye açısından su fakiri bir ülke isek ve tekstil en yoğun su harcayan sektör ise, Türkiye'nin mesela bu su politikası gereği tekstilden de yavaş ve uzaklaşacak bir sanayi planlaması yapması gerekmez mi? Şimdi güzel soru sordunuz, teşekkür ediyorum. Su tasarrufundan ziyade aslında onlar artık bilişim teknolojileri gibi hizmet sektörüne yatırım yaptığı için fason üretim, yani tekstilde fason üretime kaymış durumdalar. Avrupa ülkelerinin Çin'den, Hindistan'dan, Vietnam, Türkiye'den satın alma nedeni o. Tekstil bizim için çok önemli ama tekstilde biz ihracat artışı hedefi koymuş durumdayız. Evet. Yani üçüncü ekonomiye geçişte o kadar hızlı hareket etmiyoruz. İkincil ekonomiyi, yani tekstil gibi sanayi kollarını da artış, ihracat artışı hedefimiz var. Tekstil ama kırılgan konumda, Türkiye'de suyun durumu nedeniyle. Çünkü şöyle bir kırılganlığı var. Hem havzalardaki su miktarı azalıyor, tekstil suyu çok yoğun kullanan bir sektör. Hem de su kalitesi bakımından, yani evet, üretimi sular üzerine etkisi yüksek bir sektör. Şimdi o zaman ne yapacağız? Ekonomi Bakanlığı'nın ihracatta büyüme hedefi var. Tekstilde büyüme hedefliyoruz ve bu kadar etkisi yüksek bir sektör, kırılgan bir sektör.
Biz de şu an aslında tekstil sektörüyle yönelik çalışmalar yürütüyoruz Büyük Menderes Havzası'nda. Denizli tekstiline yönelik. Burada sadece tekstil değil ama sanayide çözüm, temiz üretim, eko verimlilik gibi kaynak verimliliği çalışmalarından geçiyor. Döngüsel ekonomiden bahsetmiştik arada. Temiz üretim gibi kaynak verimli çalışmaları da firmaların üretiminde kullandıkları suyu, kimyasalı ve enerjiyi azaltmasına yönelik bir yöntem. Biz Büyük Menderes Havzası'nda Aydın, Denizli ve Uşak illerinden bahsediyorum. Büyük Menderes dediğimde 50 tane boyahane için bir temiz üretim fizibilite çalışması yaptık. Yani yatırımın maliyeti ne olur, geri kazanımı ne olur dediğimizde 5 ila 12 milyon euro bir yatırım olursa, temiz üretim yatırımı olursa 4 ila 10 milyon euro yılda tasarruf, yıllık yani tasarruf. Yani 3 yılda kendini amorti ediyor en kötü ihtimalle. Evet. 6 ay ila 3 yıl arası bir amorti süresi var ve bunun kazanımını da yılda 2 milyon metreküp su. Bu 13 bin hanenin yıllık su tüketimine eşit. 11 bin ton yılda kimyasal tasarrufu. 350 megawatt saatte enerji yılda tasarruf. Bu da... O olmadı. Efendim? 3500. Ha, 3500 saat, tamam. Bu da 80 bin hane yıllık enerji tüketimine eş değer. Çok büyük bir geri kazanım. Bunu bizim niyetimiz... Şahaneymiş bu. Efendim, evet. Şahaneymiş. Büyük Menderes'te şu an pilot olarak çalışıyoruz. Tekstilde bu iş modelini geliştirebilirsek bu Türkiye'de tüm tekstile... Peki mesela organize sanayi bölgeleri falan, bunlar ortaklaşa yürütülebilecek projeler değil mi bunlar? Zaten Denizli Sanayi Odası ve Güney Ege Kalkınma Ajansı, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'yle birlikte çalışmalara başladık. Güney Ege Kalkınma Ajansı önce fizibilite yatırım desteği programı açtı. Akabinde bu yıl temiz üretim yatırım mali destek programı açtı ve 6 boyahane temiz üretim yatırımı için proje aldı. Aynı zamanda değişim öncüsü firmalarımız var. 7 değişim öncüsü firma 6,5 milyon euro yatırım yaptı ve 2,5 milyon metreküp su tasarrufu söz konusu oldu DSO'nun verilerine göre. Bizim amacımız bunu tüm Türkiye tekstiline yaygınlaştıracak bir model haline getirmek. Bir şeye girebilir miyim oraya? Şimdi bizde Büyük Menderes Havzası, yani iki tane ana havza üstünde çalışıyoruz o bölgede. Büyük Menderes, yani aynı zamanda benim annem babam da yazın Didim'de yaşıyorlar. Onun için oradan geçiyoruz bol bol. Büyük Menderes'in biliyorsunuz denize döküldüğü yer Söke Ovası'dır. Söke Ovası'nda bu Denizli'den gelen Büyük Menderes'in suyuyla tarım yapılıyor. Ve o tarımda çeltik epey büyük miktarda ve biz orada üretilen pirinci yiyoruz. Dolayısıyla en bu ırmağın tepesinde ciddi bir kirletme varken ondan sonra biz bunun altında ürettiğimiz tarımsal ürünü yiyoruz. Ondan sonra da ücreti, bunun ne kadar tutar, 10 milyonmuş 12 milyon, bunları konuşmamamız lazım. Çünkü ya bunu yemek zorundayız. Hani zehir yemenin karşılığı kaç paradırın? Hesap olmamış. Hesap olmaması gerekiyor. Ama ki gelişmekte olan ülkelerde bu gibi şeyler mesele olduğu için. Ama biz gelişmiş ülke değil miyiz? Biz. Tabii. Nerede? Amerika'da mı geldiniz? Japonya'da mı? Yo, OECD diye bir örgüt var. Biz onun üyesiyiz. Bildiğim kadarıyla OECD gelişmiş ülkeler ekonomik dayanışma örgütü. Sessizlik oldu biliyorum da. Ekonomik açıdan. Üretim açısından ne bir durumdur? Yoksa şey olarak... Aslında... Bilim olarak yok. Levent Hocam güzel bir konuya da temas etti. Biz şu ana kadar hep su miktarından konuştuk ama bir alarm veren konu da ve su miktarından ayrı tutamayacağımız bir konu da su kalitesi. Şimdi Türkiye'yi bir de iklim değişikliğinin etkisiyle beraber bir havzada suyun mevcut olması iyi kalitede su olduğu anlamına gelmiyor. Kalite bozulduğu zaman bu sefer erişilebilir su da azalmış oluyor. Şimdi Türkiye'nin su kalitesi bakımından da karşılaştığı sorunlar var. Belediyeler özelinde konuşursak, çünkü artık %90'ımız kentlerde yaşıyor. Yani bu ülkenin %90'ı kentlerde. Türkiye'de 3225 belediyeden sadece 2421'de kanalizasyon var. Ama bunların, yani bu belediyelerin sadece 296'sında
atık su arıtım tesisi var. Yani kanalizasyon sistemi yapımında bayağı yol kat etmişiz ama bunların bağlandığı atık su arıtım tesis sayısı ne yazık ki çok az. Bu ne demek? Sularımızda bir de kalite sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz demek. Erişilebilir suyumuz gittikçe azalıyor demek. Suyu temini ve çevrenin sağlığı teknik üniversitede bize birlikte öğretildi. Temin edilen suyun hemen hemen aynı miktarda kirletilerek veya belirli oranlarda kirletilerek sizden çıkması, doğaya o şekilde bırakılması demek olmuyor. Bunu arıtarak bırakmak zorundasınız. Aksi takdirde doğa sizden bu hesabı bir gün soruyor. Bir reklam arası verin, devam edelim sonra. Bir şey merak ediyorum ben hep. Şimdi işte havzadan havzaya su taşımadan falan filan bahsediyoruz ya, buradan aklıma geliyor. Havzadan havzaya su taşımak problemli bir iş gibi görünmekle beraber bir yandan aklıma şu geldi. Kentler arasında bir su kullanma konusunda eşitsizlik var. Mesela bazı kentler kişi başı daha az, bazı kentler daha çok tüketiyor mu, ya da bunun sanayiyle alakası var mı? Bir de tabii bunun ülke şeyi var yani. Bazı ülkeler su fakiri diyoruz, bazı ülkeler su zengin diyoruz. Harcamada durum ne? Mesela Kanada en çok su harcayan ülke midir? Yoksa Kanada'nın kaynaklarını başkaları mı tüketiyor? Nedir tüketimde mesela durum şu anda suda? Yani su çok artık iyice karmaşık bir konu haline geldi. Eskiden işte Türkiye'nin nüfusu belliydi, üretimi belliydi ve küreselleşme diye bir şey yoktu. Su ülke içinde üretimde kullanılıp ülke içinde genelde tüketilen bir şeydi. Şimdi su artık yerel bir kaynak değil, su küresel bir kaynak. Biz Türkiye'nin su ayak izi hesaplamasını yaptığımızda Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile beraber nelere bakmış olduk? Yani ülkenin su ayak izini hesapladık ve bir üretimine baktık. Üretiminde su ayak izine, bir tüketiminde su ayak izine, bir de ihracatı ve ithalatı. Yani biz Türkiye olarak suyu hem ithal ediyoruz hem ihraç ediyoruz ürünlerle birlikte. Burada önemli olan coğrafi sınırlardan ziyade su gerçekten akılcı kullanılıyor mu? Ve su kullanılırken tüm tarafların talepleri gözetiliyor mu? Ki bu tarafların içerisinde insanlar kadar aslında doğadaki canlılar da var. Ekolojik değerlerin de gözetilmesi şart. Çünkü bu ikisini birbirinden ayıramayız. Bugün tüm omurgalı türlerindeki azalma dünyada oran bakımından baktığımızda en büyük oran tatlı su türlerinde. Yani %83 omurgalı azalması tatlı sularda gerçekleşiyor. Şimdi bu ne demek? İnsana yönelik de riskler oluşuyor demek. Çünkü tatlı sular bizim yaşam kaynağımız. Benim sorunun cevabı değil ama. Biliyorum. şimdi sizin sorunuz, biz nasıl kullanıyoruz? Kim ne kadar tüketiyor? Tüketimde bir adaletsizlik var mı? Ve Türkiye su kaynağı olarak Çin'in 7'de biriymiş anladığım kadarıyla. Kanada'nın 20'de biri gibi görünüyor yanlış hesaplamıyorsam. Tüketimde nasılız? Biz dünya ortalamasının üzerinde su tüketiyoruz. Üzerinde. Evet, üzerinde su tüketiyoruz. Tüketimimizi azaltmamız lazım. Evet, birinci husus bu. Mesela tüketimde ülkeleri kıyaslayacak olursak, eğer tüm dünya vatandaşları bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı gibi tüketirse 3 gezegen gerekiyor. Eğer tüm dünya vatandaşları Türkiye vatandaşları gibi tüketirse 1,5 gezegen gerekiyor. En az tüketen kim? En az tüketen gelişmemiş ülkeler kategorisindeki grup. Ama adaletten ziyade risklere bakmak da çok önemli. Bugün gıda güvenliği bile iklim değişikliğiyle çok alakalı. Şimdi mesela Türkiye sizin söylediğinizden ortaya çıkan şu. Biz suyumuzun, yani tatlı su kaynaklarımızın %75'e yakınını tarımsal üretim için kullanıyoruz. Evet. Peki biz sanayiden, evsel tüketimden falan bahsediyoruz ama bu hepsini muazzam tasarruf etsek %25. Oysa tarımda bir tasarruf yapsak %30'luk yasak tarımda ortaya bütün sorunu çözecek bir sayı çıkıyor.
tarımda ne yapmak lazım? Bununla ilgili çalışmalar ne? Ama bununla ilgili çalışmalardan hemen bahsedeyim. Tarımda devlet su işleri bundan yaklaşık 10 sene önce bütün açık kanalları, sulama tesislerini basınçlı sistemlere dönüştürme kararı aldı. GAP dahil olmak üzere. Ama GAP'ta ben giriyorum, hep açıktan akıyor sular. Ama işte o kanallardan alınan, o peyderpey değişiyor. Hı. Fatih Bey. O karar, ben DSİ'deydim daha o zaman. Abi üstüne basit bir bez de örtüsüler bile buharlaşmayı azaltır orada mesela. Tabii yani, çünkü sulama oranlarımız gerçekten düşük yani. Sulama randımanımız da düşük bu anlamda. Ama GAP'ta başlayarak basınçlı sistemlerine, modern sulama sistemlerine geçiş için Türkiye stratejik bir karar aldı. Ve bunu uygulayabilmek için de elinden geleni yapıyor. Sebebi aslında dediğiniz gibi orada kazanılacak bir yapılacak tasarruf veya verimlilik artışı çok büyük oranda diğer tarafın. Yani tarımdaki bir puan %1'lik bir düzelme, öbür taraftaki %30'luk düzelmeyi veriyor. Çok doğru. Bunu yapıyoruz. Ama işte bütün mesele nedir biliyor musunuz? Türkiye su yönetiminde bu biraz önce ulusal su planında koordinasyonsuzluğun, işte bazı planların olmayışının ve su yasasının daha hala hazırda yürürlüğe girmeyişinin dezavantajlarını yaşıyor. Bu Türkiye'nin önümüzdeki dönem çok daha hızlı bir şekilde bu önlemleri almasına... Yani hocam şunu söyleyebilir miyiz? Türkiye'nin riski bu yaz için veya bu önümüzdeki sene için İstanbul'un susuz kalması, Ankara'nın suyun azalması falan değil. Hayır. Bu sene bir sorun yok. Seneye de bir sorun yok. Ama uzun vadede Türkiye'yi bekleyen çok ciddi bir su sorunu var. Kesinlikle. Yani biz yani yarın su akmayacak, işte eve depomu yaptırsam noktasında değiliz. Yarın su akacak. Önümüzdeki yaz da akacak. Belki ondan sonraki yaz da akacak ama 20 yıllık, 30 yıllık bir periyoda baktığın zaman Türkiye çok ciddi bir su sorunuyla karşı karşıya. Bu mudur işin özeti? Fatih Bey, o zaten burada yazıyor. İşte 3 katına çıktığı öngörüsü çıkma... Hocam biz Eren Hanım'ı onu beğenmedik. Hatta hocam da beğenmedi. Çok kısa geldi bize. Onu 40 sene yapmadı. 4 sene olur mu? Ama bu burada bir öngörü yapılmış. Bu yapılan öngörü eğer doğruysa bizim gerçekten o sizin dediğiniz uzun dönem stratejide çok büyük risklerimiz var demektir. Uzun dönem projeksiyonda. Onun için günlük değil olay. Bugünün yarının meselesi değil. Çok doğru bir tespit. Önümüzdeki dönemi biz hangi su yönetimi stratejisiyle, paradigmayı nasıl değiştirerek karşılayabiliriz? Buna özel önem vermemiz sadece gerekiyor. Sadece su yönetimi değil ama burada başka problemler var. Şimdi gene bu stüdyodaydık, şu karşı tarafta bir masadaydık. Onun ışığı daha iyi burası seçtim hocam. Daha tabii tabii daha o değil, o değil, o değil. Balçıçak Hanım'la orada bir programdaydık. Oo, kaç sene oldu bu? 2014 falan öyle bir şeydi sanıyorum. Gene bu hani gösterdiğimiz su problemli bir şey konuşuyoruz. Burada bizim derdimiz suyu nasıl yöneteceğimiz değil, bizim derdimiz dünyayı nasıl yöneteceğimiz. Çünkü buradaki esas problem, hani şehirlerin nüfusu şu kadar artacak, bu kadar artacak diyoruz ama Birleşmiş Milletler diyor ki arkadaş, artacak olan nüfus İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, Tokyo'nun, New York'un nüfusu değil. Artacak olan nüfus orta ölçekli şehirlerin nüfusu. Çünkü bu şehirler buraları doydu artık. Buralara eklenecek her kişi sorunlarıyla birlikte geliyor, çözümleriyle değil. Onun için insanlar küçük şehirlerde iş kurup yaşamak istiyorlar. Şimdi o programda da gitmemiz lazım dedim. Yani İstanbul'a daha fazla su sağlayamayız. İstanbul'u çözemeyiz. Anadolu'da çok güzel küçük şehirler var. Gidip orada yaşamamız lazım. Tutturdu nerede yaşamamız lazım diye. Şimdi tabii mesele o ama ben yine hala işin tarım tarafındayım. Mesela çok konuşulan bir şey var. Doğru mu değil mi ben bunu bilmiyorum. Bizim özellikle Konya Ovası başta olmak üzere büyük ovalarımızdaki yeraltı su kaynaklarını tükettiğimiz, evet. Şeker pancarı gibi su yoğun bir su gereksinimi fazla bir bitki türünü politik nedenlerle üretiminin Türkiye'de hala ağırlıkta olduğu ve bundan vazgeçmemiz gerektiği gibi pek çok kafa karıştırıcı şey söylüyor. Bunlardan hangileri doğru, hangileri değil? Burada bir şey gündeme geliyor. Su ve tarım politikaları birlikte ele alınmalı. Kesinlikle. Yani zaten şu anda bakanlık bu anlamda bunu ikisini birden ele alma ihtiyacını hissetti. Ve su yasasının çıkmasının önündeki engellerden bir tanesinin de bu olduğu, bu iki bakanlık arasındaki yetki ve sorumluluk tartışması olduğu ifade ediliyor.
Fatih Bey, burada biz bir planlama yapmak zorundayız. Zaten sonunda, eninde sonunda buraya geleceğiz. En az su kullanan bitki türünü suyun en kısıtlı olduğu bölgeler için tercih etmek zorundayız. Ama bu tercih sadece kağıtta kalıyor çoğu zaman. Uygulamaya geçiremiyorsunuz. Ekonomik olarak bunu zorlayabilmek için sizin oradaki bu konuda size bakan çiftçilere, kooperatiflere, sulama birliklerine destek vermeniz lazım. Başka alanlar açmanız gerekiyor. Onları yönetime dahil edin. Hocam, dünya değişiyor şimdi baktığın zaman. Kent içi tarımsal üretim projeleri var. Pek çok yerde başlamış. Yapay ışıkla veya doğal ışıkla suyu çok daha kentsel az tüketen kentsel tarım projeleri var. Dünyada başladığımın örnekleri. Yani atıyorum domatesi Antalya'da edip getirmiyor İstanbul'a. İstanbul'da bir binada üretiyor domatesi ve aynı domates üstelik de 1/4, 1/5 oranında su harcıyor. %30 daha aynı toprağın %30'unu hatta %10'unu gerektiriyor. Çok daha çevreci. Bunları da Türkiye konuşmalı mı, konuşuyor mu ya da bilmiyorum. Hayır, konuşmuyor. Sebebi tarımsal istihdam denen bir konu var. Siz sonuç itibariyle bakın, birçok belediye başkanımız seçilmeden önce ne dedi hepimiz hatırlarız. Tarımsal istihdam dedi. Ya. Kent çevresine tarımsal istihdam dedi. Evet. Peki, İstanbul dahil. İstanbul dahil tabii. O zaman belediye başkanlarımız aslında neyi yönetmeye aday oluyorlar biliyor musunuz? Eskiden olduğu gibi değil artık. Su, enerji, gıda ve çevre politikalarını sürdürülebilir kılabilmek için kent ölçeğinde bu suyu, çevreyi, gıdayı, yani sürdürülebilir kalkınmayı yönetmek durumunda kendilerini aday olarak görüyorlar. Aksi takdirde bunların hiçbirini gerçekleştiremezler. Sadece artık İSKİ, ASKİ, BUSKİ işinden çıktı olay. Yani ben istihdam sağlayacağım diyorsa o zaman sanayi gerekecek. Şimdi bakın, doçent doktor Selçuk Özmen, Biyosistem Mühendisliği bölümü Düzce Üniversitesi'nden bir mail atmış. Diyor ki, su kaynaklarının yönetiminin çok yönde ele alınması gereken bir konudur. Bu ayaklar tarım %70-75, evsel, içme ve kullanım %15-20, sanayi 10-15 kullanımlardır. Oran bu. Ülkemiz için tarımdaki su kullanımının etkinliği arttırılmadığı ve bu kapsamda su tasarrufu girmediği sürece su kaynaklarının doğru bir şekilde yönetimi imkansızdır. Tarımda su kaynaklarının yönetiminde karşılan başlıca problemleri saymak gerekirse demiş. 1. Çiftçinin bilinçlendirilmesi. 2. Etkin ve yeterli seviyede konuyla ilgili bilgiye sahip olmayan uzmanlar, mühendisler ve bilir kişilerin etkin olması. Çoğu sulama havzalarının yanlış proje veya etkin bir şekilde planlamasının yapılmadan devreye alınması, yapılan bilimsel çalışmanın ise mevcut kurumlar ile üreticiler veya ilgili bilimler arasında yayınlanıp uygulanmaması. Teşekkür ederiz. Bu doğru tespit, değil mi? Bu tespitler hepsi zaten doğru. Var. Evet, yani bu tespitler yapılıyor ve sizin de dediğiniz gibi tarımsal sulamada elde edilebilecek verimlilik artışı birçok konunun çözümünde bize büyük alanlar açacak, büyük faydalar sağlayacak. Ancak siz tarımsal suyu bir gün vermediniz, bir ay vermediniz veya bir mevsim vermediniz. Sorun bir başka şekilde yağmurla veya başka bir takım yöntemlerle veya kriz aşamasına gelmeden daha uzun vadede gelerek ertelenebilir. Ama kente suyu 3 gün vermediğiniz zaman yandınız. Krizi davet edersiniz. Şimdi ikisinin arasında aslında talebin karşılanmasına yönelik bir takım farklılıklar olduğunu da görmemiz gerekiyor. Tarımsal suyu çok arıtmadan verebilirsiniz. Çok düşük bir arıtmayla dönen suları, tarımdan dönen suları, sulamadan dönen suları düşük bir arıtmayla verebilirsiniz. Ama kente hiçbir zaman bu suyu arıtmadan veremezsiniz. Otomatikman burada suyun kalitesinden, yani suyun niceliğinden de bahsetmemiz gerekiyor, niteliğinden de bahsetmemiz gerekiyor. Aksi takdirde kentsel tabii ki su talebimiz 7 milyar metreküp civarında Fatih Bey. Kentsel su talebimiz 7 milyar metreküp yılda. 7 milyar metreküp de sanayide kullanıyoruz. 14 milyar metreküp. Kişi başı en çok su tüketen kentimiz hangisi? Kişi başı yaklaşık 200 litre saniye ile su kanalizasyon idaresi raporlarından alarak İstanbul'da tüketiliyor diyebiliriz.
Hayır, İstanbul 1 milyar dediniz, 7 milyar metreküp dediniz, 7'de 1'ini İstanbul tüketiyor. Nüfus İstanbul'da 16 milyon desek, nüfusun 6'da 1'i İstanbul'da. Demek ki İstanbul aslında o kadar çok tüketmiyor gibi bir sonuç çıkarın da o yüzden sordum. Ama şu şöyle, sizin kayıp kaçak oranlarınız da var. Bu sistemin içerisine onlar da dahil ediliyor. Yani şimdi ben de size şu soruyu sorarım, hangi kent kayıp kaçak oranı daha düşük acaba? Ona da cevap veremezsiniz. İstanbul'un daha düşük muhtemelen. İstanbul'un daha düşük. Onun için İstanbul dedim. Anladım. Çünkü Ankara'da kayıp kaçak oranı %49. Yani 100 suda. Evet. Oo. Tüm Türkiye ortalaması %55. 55. Oo, kayıp kaçak. Kayıp kaçak. Belediyelerde. Evet. Ortalama. Için, yani sonuçta biz bu kadar. Biz enayiler mi su parası veriyoruz bir tek? Estağfurullah. Yani bu zaman kırık olan şeylerden sızan su bu. Ha, yani, ha, kayıp da var içinde. Önemli olan kısmı kayıp olan, yani suyu çünkü kaçak olarak kullanmak çok çok daha zor bir olay elektrikle kıyaslandığında. Evet. Yani elektrikte bir kancı atıp olabiliyor ama suda hani karşılığı yok. Oraya bypass yaparlar. İşte şey o çok kolay bir daha iş değil. Olsun. Ama bakın 7 milyon abonenin su kesilmiş. Su aboneliği kesilmiş bu raporda yazan. Bu nedir biliyor musunuz? 1 milyon 750 bin hanenin susuz su faturasını ödeyememe nedeniyle su hizmetlerinden yoksun kalması demektir. İşin ekonomik yönünü çok konuşmadık. Yani bu bizatihi Türkiye'de su yönetiminin acaba ben nerede hata yapıyorum diye şapkayı öne koyup düşünmesi gereken hususlardan da bir tanesi. Çünkü hiç kimseyi su gibi susuz bırakma hakkımız yok. Kesinlikle. Yani aslında su bedellerini düşürmek ve daha sonra tekrar arttırmak yerine biz nasıl yapalım da suyu gerçekçi ve toplumcu politikalarla sürekli ve sürdürülebilir şekilde belli bir bölümü bedelsiz olarak topluma sağlayabiliriz'in hesabını yapmak zorundayız. Tabii orada Levent Hoca'nın söylediği çok doğru bir şey yani. Kişi başı insani tüketim miktarı olan atıyorum günlük 100 litre bedava, 200 litre 10 lira, 300 litre 1000 lira. Değil mi? İşte bu zaten önümüze koyup düşünüyoruz. Belki ama aynı şeyi tarımsal sulama da yapmak lazım. Çiftçiyi de zorla bilinçlendirmek için. Yani suyu böyle tepeden fışkırtmasın da. Ama şimdi orada başka bir tarafa geliyoruz. Çiftçi ne kadar para kazanıyor ki bunu yapacağız? Yani, ama herhalde suyu tutumlu kullanmayı öğrenir belki. Hayır ama bakın şöyle bir şey var. Şu nesneyi satın alırken hiçbirimiz bunun kaç para olduğuna o kadar değer vermiyoruz. Ama gidip ekmek almaya kalktığımızda aa efendim ekmeğin. Yani bunu şunu çok rahat alabilen insanlar yapıyor. Ama çiftçi bugün Türkiye'de para kazanamıyor. Devlet desteğiyle bunu alıyor. Ha Türkiye'yi geçtim dünyada para kazanamıyor. Devlet. Ancak hayatını sürdürebiliyor. Evet. Çiftçi ne her zaman para kazanabilecek olursa o zaman çiftçiyi zorlayabiliriz biz bu tür önlemleri. Çünkü çiftçinin yani şimdi Konya Kapalı Havzası konuşuyoruz burada. Adam yeraltı suyu çekiyor 90 bin tane. Ruhsatsız su kuyusu var Konya Kapalı Havzası'nda. Yeraltı suyuyla şeker pancarı. Adam da keyfinden şeker pancarı üretmiyor. Çünkü şeker pancarı para ediyor. Buğday para etmiyor. Böyle bir problemimiz var. Biz ne zaman buğday için ciddi bir para vermeyi kabul ederiz, o buğdayı yiyenler olarak, o zaman biz bu problemi çözeriz. O zaman gideceğiz diyeceğiz ki bak kardeşim sen böyle sulama yapamazsın. Sen bu boruyu yerin altından geçireceksin. Yerin altında damla sulama yapacaksın. Bunun da masrafı bu kadardır. Senin su faturan da bu kadardır. O zaman biz bu adamla konuşabiliriz. Ama adam zaten para kazanmıyor ki. O nedenle bütün bu politikalar aslında su yönetimini masanın üzerine çıkardığınızda koyduğunuzda önce ben bu işi niye yapıyorum diye soracaksınız. Su yönetiminin bir ülkenin gelişme ve kalkınmasında suyun bir araç olduğunu hemen aklınıza getiriyor olmanız gerekiyor. Türkiye bununla ilgili olarak bir takım projeler ortaya koydu biliyorsunuz. Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi. Bunlar hep suya dayalı, suya bağlı kalkınma projeleriydi. Bu projeleri bir anlamda biz orada gerçekleştirirken oradan da batıya doğru bir göçü yaşıyoruz. Yani kalkınmanın araçlarından bir tanesidir su. Su sadece işte havuzlarda görüp veya başka yerlerde ferahlamak, dinlenmek, rekreasyon amaçlı bir takım yerlerde kullanılmak üzere değil. Kalkınmanın dinamiklerinden bir tanesi ve biz bunu ne kadar iyi kullanabiliyoruz hesabını çok daha iyi yapmak zorundayız önümüzdeki günlerde.
Tabii bizim su meselesi, bir de sizin de başta değindiğiniz gibi bizim enerjimizin de bir bölümü suya bağlı. Dünyada tabii ki yani şöyle, su ve enerji arasındaki ilişki artık daha net ortaya çıkmaya başladı. Enerji kullanımı daha çok su yoğun, su kullanımı da daha çok enerji yoğun olmaya başladı. Fatih Bey, yani dünyada... Yani bizim enerji maliyetimiz etkileyecek su. Gayet tabii. Dünyada da yine aynı şekilde. Siz su, mesela hiç rüzgar enerjisi hariç, gayet iyi bilirsiniz, rüzgar enerjisi santralleri hariç su kullanmayan hiçbir enerji üretim tesisi yok. Yoktur. Atom santralleri dahil. Gayet tabii. Hatta en çok onlar. Termik santraller, soğutma suyu, proses suyu, bunların hepsi. Bu durumda biz enerji ve su ilişkisinde birçok şeyi tekrar değerlendirmek zorundayız. Çünkü su enerji ilişkisi aslında birçok ekonomik hesabı ve bütçeyi bozuyor. Çünkü nasıl, ne dedi Sayın İmamoğlu? Biz bu zammı elektrik enerjisine gelen artıştan dolayı. Ama bu durmayacak işte. Girdiler artıyor. Kimyasalların enflasyondan etkilenişi artıyor. Ve su yönetimi aslında dinamik bir yönetim anlayışı gerektiriyor. Siz, ben bunu tespit ettim, önümüzdeki seneye kadar artık tatildeyim diyemiyorsunuz. Ama tabii su sadece su değil. İşte tarım politikasını, sanayi politikasının tamamını aynı eksen içeride düşünmek gerekiyor. İşte Konya'nın eğer obruk olmasını istiyorsak yeraltı suyunun çekilmesine gelmemiz lazım. Çünkü onun engellemek istiyorsak pancar ve yonca değil başka bitki türüne ekilmesi lazım. O zaman da o türleri belki desteklemek lazım ki yani çok çapraşık, çok karmaşık bir konu. Eren Hanım söyledi onu. Evet söyledi. Söylemedik bir şey kalmadı aslında. Aslında herkes her şeyi biliyor da. Hocam program listesine harita gösteriyorsunuz. Hayır. Sonuç çıkarmak çok şey var bizim... diyor. Söylenecek çok şey var Levent Hocam. Hemen onu da söyleyin o zaman. Hemen onu da söyleyin. Hayır. Türkiye aslında, biz Türkiye içerisindeki gelişmelerden söz ettik. Levent Hocam gayet iyi bilir. Akdeniz Havzası, Akdeniz Bandı ısınıyor. İklim değişikliğinden en çok etkilenen coğrafyalardan bir tanesi olacak. Akdeniz Bandı'nı biraz devam ettirdiğiniz zaman o Orta Doğu'ya uzanıyor. Yani Orta Doğu Akdeniz'e uzanıyor. Oradaki. Orta Doğu'nun alt tarafında, Arap Yarımadası'nın alt tarafında yağış artıyor, üst tarafında ise kuraklık artıyor. 2035-2040 yılı projeksiyonları bunu gösteriyor. Bu durum oradaki hidropolitiği tam anlamıyla değiştirecek bir durumdur. Bizim suyumuza ihtiyacı kalmayacakları için belki daha iyi olabilir mi? Hayır, olamaz. Sebebi alt tarafta artan yağışın, yani Basra Körfezi'ne doğru artan yağışın depolanacağı bir yer yok. Hmm. Belki işte orada göller falan olacak zaman içerisinde. Bu hiçbir şekilde çözüm olmayacak. Onun için bugün değerlendirmelerin hepsi, su politikaları, hidropolitik veya su diplomasisi aslında iklim değişikliğinin önümüze koyacağı maalesef fotoğrafı da... Daha bilmeden yapılmaz. O fotoğrafa bakmadan değerlendirme yanlıştır. Mevcut fotoğrafla bir yere varamayız. Bunu ben söylemiyorum, siz söylüyorsunuz. Ben sizden feyiz alarak söylüyorum. Ben nasıl söyleyebilirim böyle? Yok yok, o kesin. Yani şöyle, bu neredeyse her sektörde, başta mesela sigorta sektörü, yani şimdi sigorta sektörü diyelim, hasarlarını hep geçmişte ne olduğuna bakarak çıkartıyor. Tabii, gelecekte ne olacağını geçmişte ne olduğuna bakarak çıkartamazsın. Aynı şekilde tarım, ya biz bunu işte ayva konuşuyorduk. Eskiden ayva şöyle olduğunu ama yani değişik bir iklim rejimindeyiz artık. Ayva geçmişte öyleydi, gelecekte böyle olmayacak. Mecburuz artık iklim değişikliğini aşağı yukarı her şeyde dikkate almaya. Ayva demeyin, bir izleyicimiz benim ayva esprimi beğenmemiş. Espri falan yapmamıştım ben, anneannemden bahsetmiştim. Esasında yani evet, ayva fena bir şey değildir. Ayvayı severiz, ayva candır. Reçeli iyi olur. Bir hanımefendiymiş, kızmış demiş. Diyor ki ayva espriniz çok kötüydü. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Buyurun ekleyin. Su eğitiminde artık tek yönlü mühendislik eğitimi yeterli değil. Multidisiplinler, çok disiplinli dediğimiz bir anlayışa hızla geçmemiz gerekiyor Fatih Bey. Çünkü bildiğiniz gibi artık bir masaya suyu planlamak için bir haritayı koyduğunuzda çevre mühendisini, ekonomisti, hatta uluslararası... Ziraat mühendisini, hepsini koymak. Hepsini çağırmak. Artık her iş öyle oldu galiba ama. Evet, her iş öyle oldu. O yüzden belki eğitimleri de ona göre yeniden planlamak lazım. Avrupa, üniversite sistemlerini planlamak lazım. Avrupa Birliği düzenliyor. Geçen sene Avrupa'ya gittiğimde, Dünya Su Konseyi'nin toplantısına gittiğimde, oradaki profesörlerden bir tanesi Avrupa'nın 6 pilot üniversitede çok disiplinli eğitimi... Aynen. tasarladığını bana ifade etmişti. Ya da işte herkes her şeyi bilecek benim gibi. Estağfurullah.
Buna kızabilirler. Kızsınlar diye yapıyorum. Zaten. Tamam. Sosyal medyayı delirtmeyi şey yapıyorum. Çünkü bütün manyaklar orada toplanmış vaziyette. Değerli Türkiye'nin su meselesini konuştuk. İstanbul örneğinden bahsettik. İstanbul durumundan da bahsettik. Büyük kentlerin durumundan bahsettik. Şunu söyleyebiliriz. Barajlar boş dolu falan diye çok dert etmeyin. İstanbul'un yakın gelecekte bir su sorunu yok. Ama İstanbul'un iklim değişikliği evet. dolayısıyla bir su sorunu olması kaçınılmaz. Sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin tamamının, hatta Orta Doğu'nun tamamının evet. ve hatta belki Akdeniz Havzası'nın su ile ilgili farklı sorunları olacak. Türkiye su fakiri bir ülke. Bizim kişi başı düşen tatlı su miktarımız yaklaşık 1500 ton. Bu Kanada'nın 10'da 1 gibi bir düzey, Çin'in 7'de 8'de 1 gibi bir düzey. Bu da yetersiz bir tüketim. 80-175'ini tarımsal alanda tükettiğimiz için de en önemli, en acil önlemleri orada almak gerekiyor. Ama kentsel tüketimde de bilinçli tüketicilerin çok hızlı bir biçimde su tüketimini azaltmaları da mümkün. Hepinize iyi geceler diyorum. Yarın akşam spor. Salı akşamı ise Teke Tek'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.